Furkan hadi. Furkan acil şu an gündemi konuşmamız lazım Ne Furkan. hadi hocam, zaten şu an sikiş dönüyor. Ne? Bir tane Oo dur o yayıncı zaman yayınlar. hangi kimde sikiş dönüyor izleyelim yorumlayalım. Mühim yayıncı, Kanka mühim. izlenecek değil ya. Bir tane abla var, bedava bedava konuşuyor, anlamadım. Şey mi? Furkan ne demek istiyorsun? Bir de O is aralara böyle Eynesi İngilizce kelime eyvallah falan, kesene bereket. İngilizce Kanka kelime şu falan Keloğlan'da olan, atıyor. Keloğlan'da Snowball olan bir kız falan vardı diyor. ya. Keloğlan'da. Sarışın bir kız. Bal kız mı diyorlardı. Keloğlan'ı ben bilmiyorum, izlemedim. Nasıl izlemedin? Keloğlan'ı Nasıl izlemedin kahvaltı için Keloğlan'ı eyvallah. Güle ya? güle kullan Gençliğe kankam, gidip eyvallah, işe sağ gelin olasın. de Senin git. obezliğinden dolayı bir şey diyemiyorum. Tolum ben yattım. Eyvallah hocam. Siz de geceme neşe kattınız. Teşekkür ederim. Türkiye'de Kartları saat bana kaç? açtığınız için Geçiyorum teşekkür hocam. ederim. İyi Bir buçuk. geceler. İki. Hayırlı geceler. Yatağa görüşürüz. İyi Allah'a emanet geceler. ol. İyi geceler. İyi Sağlar geceler. İyi atlar geceler. zaten. Eyvallah eyvallah size de. Yayını aç bakak. Bay Burak is back. 10 kişi abone hareket etmiş. Kesenize bereket abi. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ben de kaçıyorum. Efe siktir git. Bak ne güzel burada konuştuk. Efe'yi nasıl siktir ettim gördünüz mü? Vıtçın da var. Oldu mu şimdi? Tolu Swaggy aç. Abi Swaggy'de ne oluyor ya? Furkan açayım mı Sen Swaggy'yi? çok Ne diyorsun? geç kaldın ya şeye, Geç kaldın yayına. geç az önce. Ben sana dedim dün yorumla diye. Hoca senin sese ne Şey. oldu? Ne olmuş? Halıyı kaldırmış halıyı. Ulan bu kadar mı fark etti? Halıyı mı Ben de aynı kaldırdın? şeyi sorguladım. Ben de aynı şeyi Aa, sorguladım. evet, odayı temizleyeceğim Çok diye halıyı kaldırdım. değişti Nasıl oluyor ses. yangına Bence giriyor? aynen Hayır, bir bu arada. saniye Yorumunuz arkadaşlar. sizde. Konuyu farklı Abi Eko yere var. Aha. ilerletiyoruz. Tuana şu ana kadar diyordu ki ben onun ne Size dediğini yayını açayım bilmiyordum. mı? Şu an ne dediğini biliyorsun. Hayır. Bu dedikleriyle ilgili bir yorumunu alabilir miyiz? Çok Ama merak ediyorum biz cidden olayın çünkü. başına sen Sence hani bakmadın ki amına koyayım. olayın Söyleyebilir başını bilmiyorum ki. miyim? Şu an ben rastgele Söyleyebilecek sallayacağım. şeyler mi? Ya da bizim yutmamız gereken, hani benim Furkan herhangi bir özet şekilde ki hemen. çeneni kapatıp oturmam gereken Hocam şeyler mi ben mesela? attıydım Hayır, ben video falan. zaten ilk söylediğimde de sen çeneni kapamalısın dedim. Yorumda öyle şeyler Oo! Kanka oldu. ben yorum Hani yaparım senin da. Oo! Herhangi bir şey. Doğru, Yorumda sakin önemli olun, sakin. Wow, Sakin ol, sana wow, her şeyi yut demiyorum. Sen Kanka ben konuşma. konuşursam beni Sustum. susturun. Sen zaten böyle Yok hadi olduğun için sen söylüyorsun. sikri. Ben bunu bak 5. kere falan söylüyorum. Hiçbir şekilde böyle bir şey söyleyemem. İlk tweet'i için ben farklı yayın yapıyorum. Bu Olamadım. abla Çeşit kim çeşit beyler bilen insan var mı? görüşleri %100 katılıyorum. Hiçbir sorun yok Bilmiyorum bence ki. aday Sürde olmasında. fenomen olabilir bu Hakkaniyet abla. de olur, hakkaniyetsiz Şu de olur. şey Bu işte zaten ya. tartışılır. Hiçbir sorun yok. Bel Hiçbir sorun kız. yok. Sen niye Bel ilk kız kez mı? aday olmuş ki diyebilirsin? Ama Galiba evet o. aldım ya. Kapatabilip her şeyi Tuğ dede ne tekrar yapıyor ya? Çeşit insan bağlayabileceğimi konuşsa diyebilir. sanmıyor Bir sorun yok. dayanamadım Ben artık. Oğlum bana mı donet geldi? Sıvı Sıvagi'ye mi? Kim konuşuyor amına Anladınız, koyayım? araya giren, Harbiden ya. çirkin üslup, hedef gösteren, tehdit eden, böyle sanki Benim bu böyle evet. bir... Hayır. Evet, Ben de yani sikerim. ben O zaten değilmiş. Burak'tan Başkasıymış söyledim. bu. Doğru bulmuyorum üslubunu. Sanki böyle Alişan. bir ekip varmış da onun bir abilerinden özür dileyeceksin. Şey bu işte, bu işin raconu bu. Yani Kesinlikle tam böyle alakası bir yok. O racon abi yok. muhabbeti Yani de dediğim gibi bırakmayız abi ya. muhabbeti de. Bedava Amına koyayım, bedava. bu nasıl Şunu demeye çalışıyorum. yayın Çok özür kanka? dilersin. Kafayı yiyeceğim İlk amına koyayım. tweetinde Anlamıyorum. canlıyı direkt Bence bu olarak yayından çık kanka. Bunlar nasıl anlıyor? Sen Bunlar bir şey anlayın. Bunlar da bir şey olmuyor. anlayamaması lazım. Bence anlamıyor. İnsanlar olabilir. Onlar da Yayınlar anlamıyor. bedava. Doğru bulmuyorum. Swaggy de yanda Yayın LoL bedava abi oynamıyorsa eşit beni alıyorlar. siksinler. Yorumdur. Swaggy yanda LoL oynuyor. Ferit abime baksana bir yan taraftaki yayından ne yapıyor? Makabe insan. Vay 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 Yine Ferit abim işini demeyeceğim. biliyor. Aradan K-Drop'u çıkartıyor. Vay 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 vay. Çünkü ben çok Çıkart iyi aradan biliyorum. Bunu daha K-Drop'u Ferit iyisini abi. biliyorum. Çıkar Yani ben aradan de biliyorum yani. Bak sikimi de K-Drop'u biliyorum önceden Ferit biliyorum. abi. Birileri tartışan bir ikili. İzin. Hatta Cahil'in yanına onu da Çıkar katsam çıkar tamam aradan olur. çıkar K-Drop'u. Vay. Ben de beyler ben de Ferit abi dinlerken K-Drop'u Doğru çıkartmam bulmuyorum. yok mu aradan? Evet, söylediğim buysa. Aynı Ama klas. K-Drop'u aç bu aradan eşittir. çıkar. O yanlış bir şey söyledi. Ben de Abi ona K-Drop cevap için verdim. fenasal bir taktik %100 buldum ama sonuçta söylesem kazanması mi gerekenden. söylemesem mi bilmiyorum. Tam Söyleme. katlama Onu istiyorsan taktiği. o fotoğrafları attığım kanala bak. Orayı bir inceleme mi diyorsun Sıfırdan Furkan? başlayalım. O zaman En zamanı geldi yukarıdan. Furkan. Size yayın verdim zaten. Şimdi tıklayacağım ekran gelecek. Ama bugün de bir Kanka. şeyler dönmüştür bak, onlara bakmadım. Onları da Şimdi yarın ben bir yorumlayacağız yemek yemeye Furkan. gidiyorum. Tweet'ten bakarız. Onu da Haftaya yarın. izlemeler size. Hayırlı geceler. Şey kanka. Ediz, teşekkür ederim geldiğin için, sağ olasın. Özlemişiz Bediz vallahi. Tamam. Ne Tamam. tamam götünü sikeyim senin. Ne eşek bir Tamam. adamla Tamam konuşuyorum ya. kardeşim. Oğlum Sen Sinco. Gitmiyorum ya. Yemek yiyip geleceğim. Sinco drama hakkında bir bilgin varsa gel anlat bize seri. Sen orospuya benziyorsun. Bu işlerin orospusu gibi duruyorsun. Varsa bir bilgin gel kanka. Var mı bir bilgi? Furkan en altta yakışıklı güvenlik ziyaret atmış. Testota ile yakışıklı güvenlik ziyaret. Oldu mu şimdi? Oldu mu şimdi bu laf? Tamam kardeşim. Oğlum senin linkler Furkan ne bunlar? Bunlar dönüyor. Ha benim miyim Ne lan? olmuş? Geçtim. Ha dur. Şimdi ilk önce şunu yorumlayalım o zaman. Oo.
Twitch Felix Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde en iyi online yayın içeriği. Sen paylaşımdan çıkınca elinden topu kaçıran kaleci gibi kaldım. AHSHSHD tamam kardeşim, seviyorum seni tamam eyvallah, kardeşim. Eyvallah Nedim'im, kesene bereket, Allah razı olsun. Kategoride ne diyorsunuz bu adaylara beyler? Bak. Kanka ben yorumumu chatte belirttim. Sen hatırlıyorsundur, bir şeyler yazdım ben. O zaman objektif bir yorum da ben yapayım mı? Söyle abi. Bak. Burada 6 kişi var. Tamamen 6 kişiden haricen bir yorum yapıyorum. Bu listede Elvrain, Tuğkan abim ve Tolunay Ören abim yoksa bu liste benim için hiçtir. Yokmuş. Cidden Tolu senin olman lazımdı bak bu arada. Oğlum bu Taha var ya, çok dolandırıcı. Dolandırıcı bir adam, hadi dikkatli ol. Bu Taha çok dolandırıcı bir adam. Şu ödülün ismini bir anlayalım bak. Şu ödülün ismini bir anlayalım. En iyi online yayın içerik üreticisi. En iyi online yayın içerik. Online yayın içerik üreticisi ne demek? Sürekli yayın yapan değil mi? Evet, online yayıncı. Yani. Evet, yani online. Sürekli yayın yapacak, online olacak. Online. Yayın evet, tamam online anladık hocam. Tamam hocam anladık. Ona göre değerlendirin yani. Online o zaman olacak sürekli. Buradan şey alır, Rane alır bence Mert sürekli abi. Sürekli online'da bence bak en iyi online olayıysa eğer Eray bence. Eray. En aktif Eray'dır. Eray gibi geliyor. Ben en çok Eray'ı görüyorum. Ya en iyi parlamada Eray'da bu arada. Geçen sene 3000 falan izleniyordu Eray. Bu sene tamam, 14 tamam, bantlarında tamam. Geziyor. 14-15'te. Yani şurada şu kadroysa eğer bence burada Eray almalı bence. Eray İkinci her gün açıyor, olabilir. Düzenli açıyor. Siz Fatih abinizi görmüyoruz demek. Fatih abi siktir git, sen yoksun olayın içinde. Fatih gidin, abim var. Bir siktirsin de Fatih gitsin abi. Fatih abim girişmesin olayın içine. O 15 level pro clubs gelin diyor. Seni mi taşıyacağız amına koyayım? Siktir git ya. Seni mi taşıyacağız amına koyayım ya? Rahane de olabilir. Hayır abi Eray yani şurada en aktif, en iyi yükselişi gösteren Eray'dır bence. Ve ne ikisi lan? İkinci Rane. Ya taşıdırız ben de tane koyacağım bu tarafa ya. Senin ben gelmişine geçmişini sikerim. Şimdi insanların burada tartışma sebebi de şu Tolu. Mesela Sude Belkıs isimli yayıncı şey yapıyorlar. Neden burada diyorlar? Neden aday diyorlar? Bu arada harbiden ben tanımıyorum. Bazıları onu. Mesela diyor ki Eldra'nın niye yok? Onun için açıklama geldi. Sude Belkıs'ın ben bir tane klibini gördüm. Can niye yok? Sadece Mütçün bir klibini niye gördüm. Yok? Ya şöyle bunu yayın başında da söyledim Furkan, sen uyuyordun. Bu tarz şeyler ha. Mail geliyor. Yayıncılara mail geliyor. Diyor ki katılacak mısınız? Hani böyle bir en iyi online yayın içerik üreticisi adayısınız. Katılacak mısınız? Yani geri dönmeni bekliyorlar. Belli bir süre bekliyorlar. Geri dönmezsen veya gelmeyeceğim dersen seni buraya katmıyorlar. Bunlar büyük ihtimal geleceğim diyenler. Hani bence tahminim şu yönde. Tam bilmiyorum, yalan olmasın. Bence Ferit abiye de gitmiştir. Jahreyn'e de gitmiştir. Başkasına da gitmiştir bence. Yani bu ama mail bak, gelin onlara gitmiştir bence. Ben de bir şey söyleyeyim mi? Eğer Jahreyn'e gitseydi söyleme. Bak. Dur dur. Bir tane fotoğraf var. Bak. Tolu Ali isimli bir şeyi paylaş. Değil lan, ne oldu? Ona bir baksana. Atmış mıydın? Çok özel abi, atmış mısın? Attım. Ali bir şey paylaşmış. Siyah SS'lerden mi? Siyah. Çoklu fotolardan. Ali. Oğlum Ali'yi göremedim lan. Ha Ali. Merhaba, etkinliğe katılın. O değil mi? Merhaba. Etkinliği. Bunu oku şimdi. Bunu aç hocam. Açtım. Boğaziçi Bilişimleri'ni düzenleyen ekipten bir öğrenci aday listesini belirlenme sürecini açıkladı. Merhaba, etkinliği düzenleyen öğrenci ekibinden biri. Yarane'ı yerim, en büyük yayıncı sensin, çıkart yüzüme vur. Allah razı olsun Bay Burak. Eyvallah kardeşim. Kesene bereket. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Merhaba, etkinliği düzenleyen öğrenci ekibinden biri olarak birkaç açıklama yapayım. Hocam birincisi sen niye yoksun? Tövbe estağfurullah. Amınız amına koyduklarım size. Birincisi aday listesi, daha doğrusu aday adayları belirlenirken tamamen öğrencilerden oluşan bir ekibin fikir ve tavsiyeleri dikkate alınıyor. Ya siktir git dedim ha. Bir gece. Daha sonrasında aday adayları olarak belirlediğimiz kişilere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu aşamada ulaşamadığımız veya olumsuz, aynısını dedim amına koyayım, olumsuz denen kişilere aday yapmıyoruz. Jaren tamam. Konusuna gelirsek, kendisi bahsettiğimiz tercihler sonucunda aday olarak seçilmemişti. Bunu diyecektim. Şurada bir Jaren'i hiç seçmemişler. Jaren'i seçmiyorsan burada bir sorun vardır bir kere. Ya bence de çünkü burada siyaset var gibi. İnsanlar böyle görüyor yani. Siyasi bir el var gibi. Anladın ya mı? Ben de bir şey söyleyeyim. Kanka açık ara, Tacım çok özür dilerim lafını böldüm. Açık ara bir insan yani örnek veriyorum. Şimdi Elrain 30 bantlarında izleniyor. 30 bin bantlarında izleniyor. Jaren de ortalama 10 bantlarında izleniyor. Türkiye'de 10 ile 15 bandında izlenen bence 4-5 tane yayıncı var. Seçili yayıncılar var bence. Yani doğru. O 4-5 yayıncı. Şimdi kim var 14-15? Eray var. Oğlum ama Ferit abi şey yok değil, büyük ihtimal. İzlenme ödülü değil.
online diyor yani. Ya amını siktiğim offline yayın mı olur zaten adam, amına koyayım? Sen neyi düşünüyorsun? Lan, hayır hayır işaret, orada bak, yazım hayır, yanlışı var. Virgül koymamışlar ama online Ahmet derken abi, şey böyle bak, sürekli yayın yapan. Yok abi tamam, yanlış. Ahmet abi de sürekli açıyor. Tamam Ahmet abim zaten olması gerekiyor. Kasinocuyu ben bilmiyorum hoca, anlamam. Enren'i mesela dediklerine göre söylemişler. Yani. Bak aşağıda yazmış hatta. Enren konusundaysa kendisi daha önce 3 kez ödülü kazandığı için katılmamayı tercih etti. Vıtçın veya kendim üstlen gibi BBL yayıncılarına geçen senede ulaşmayı denedik, çalışmıştık. Yoğunluklarından dolayı katılamayacaklarını belirttiler. T.O.L.U. doyamadım, bir defa daha yiyebilir miyim? Ya hoca siktir git, sana ne açtık amına koyayım? Carlos mu açtık sana? Bunu ne yaladığına Burak amına koyayım, siktir git ya. Şimdi hocam açıklamalar mantıklı. Jareyn konusunda ama Jareyn'i aday bile göstermemişler. Yayınlar İsviçre'den evet, selamlar. Abi Jareyn Türkiye'nin en çok izlenen ilk üçündedir, dördündedir Jareyn yani. Orada bir çelişki var işte. Aktifte adam en azından 2-3 günde 2 yayın yapıyor bence. 2 günde bir. Sen de belediye başkanı olsana. Ta söyle, çok donet geldi amına koyayım, ona sinirlendim. Durun bir susun amına koyayım, açıklama yapıyoruz ya. Hani adayları seçiyorlar ya, sonra bir oy verme süreci oluyor. Hı hı. Adaylar önceden oy verilmeden seçiliyorsa hani adayların çoğuna haksızlık oluyor, anladın mı? Demek istedim. Çok Türkçem yetmedi ama. Yo, adaylar ama öyle olması lazım ya. Yani bir 3-5 öğrencinin inisiyatif alıp sıralayıp seçmesi lazım bence. Yoksa her bütün yayıncıları koyamazsın yani. Dediğin gibi Türkiye'de bak, yayıncı dediğin zaman akla gelen ilk 5 isimden biri Jahreyn. Evet. Son zamanlarda da aktif. Mesela evet, Ahmet Jahreyn bayağı yayın yapıyor yani. Ya. Bence de Jareyn'in açıklaması talihsiz bir açıklama. Bence Elren konusunda doğru zaten. Yani 3 kez Elren demiş ben katılmayayım diye. BBL de katılamamış zaten. Meşgulüz diye katılamamış. Yani onlar makul de Jahreyn'e dedikleri çok saçma yani. Evet, Jahreyn için bir tık sert bir açıklama yapmışlar bir de. Adayı seçilememiştir diyor. Evet, seçilmemişti. Adayı seçilmemiş. Adayı seçilmemiş bir de amına koyayım. Ama yani, şöyle de bir şey var bak. Bahsettiğimiz tercihler diyor ya, hani aday seçerken belli başlı bir kriter yapmış olabilirler. O işte örnek veriyorum, o puanlama sistemi tarzı, puanın altında tamam kaldıysa almadı. Tamam da kanka almadı. Sude Belkıs'ta olup da Jahreyn'de olmayan ne var? Ya işte örnek ben veriyorum, Sude Belkıs her şeye politiktir, hiçbir şeye cevap vermiyordur. Tanımadığım için söylüyorum. 100 öğrenciye sorsan 20'si 25'i Jahreyn der, kesinlikle katılır yani. Hangi ya yayıncı izliyorsun? Ya %100 siyaset var kanka bu. Var bir şeyler var, bence de vardır, var bir şeyler. Siyaset Ahmet abimi seven kadar düşman da çok. Düşmanı çok, düşmanı her tarafı düşmanla çevirirler. Aynen abi, öyle. Doğru. Kim seçmiş bunları, ergenler mi? Bilmiyorum. Seçmişler amına koyayım ya. Bunları online görebiliyorsun. Neyi online görebiliyoruz hocam? Sude Belkıs'ın hiçbir analitiği ilk yüzde bile değil Türkiye'de. Bunları hiçbir analitiği ilk yüzde bile değilmiş Türkiye'de. Ya belli zaten yani. Yani bak, en iyi bence en aktif oğlum, kadın yayıncı da değil. Kıskanlı demişler de Jahreyn'in bunu ödüle ihtiyacı yok ki. Yok, adam daha yeni altın palmiye aldı amına koyayım. Eleştiri yapmış sadece. Bir de adam altın palmiyeye gitmiyor amına koyayım. Altın palmiyeyi kim veriyor? Ona bile gitmiyor altın palmiye. En iyisi ya, altın palmiyedir şey, herhalde. Neydi şampiyon markasının ismi? Pantene mi? O vermiyor. Oğlum altın kelebek değil mi o? Bilmiyorum ki. Altın kelebekle palmiye başka değil mi? Kuyumcular odası. Ne anlatıyorsun Michelangelo amına koyayım ya? Tamam kardeşim. Bu altın kelebekten sonra bir gündem daha var. Altın kelebek deyince aklıma geldi. Bak kadın, bak tam onu diyecektim. Kadın yayıncı olsun diye de bence yani Sude Belkıs değil daha düşmanı daha aktif. Düşmanı çok olanın B Ü L L Ü yumuşak G Ü N Ü Y N D E çok olurmuş, seviyorum seni. Eyvallah hocam, kesene bereket. Yani Twitch. Ben de bir tane. Ha söyle ta, buyur. Ben bakayım. Sen söyle. Twitch. Ben de bir tane. Sen söyle. Yok kadın yayıncı bakacağım ya. Söyle. Çiğdem var, Miranda var. Söyle abi. Bir yorumda gördüm. O abla işte 30 günde 7 yayın mı ne açmış galiba. Ha şey mi? Yani o Sude Belkıs mı? Hı. Sude Belkıs o yorumda yazıyordu. Abi ne kadardır yayıncı? Ne kadar yayın yapıyor? Bilmiyoruz ki onları ya. Ben ilk defa duydum yani. Yok yani, ben bir tane klibini gördüm. Kadını en komik kadın diye paylaştılar. Yani ondan sonra bir antipatikleşti. Kadınlar komik olabiliyormuş dendi. Oğlum. Sonra kadın bir antipatikleşti. Oğlum bence sorun o kızın adına gösterilmesi değil ya. Bu çocukların çelişkiye düşmesi aday listesinde. Aday listesi evet. Yani tercihi ya, bir şeye göre belirliyoruz. Jahreyn yok ama çok saçma. Aday hadi Jahreyn'i ara, de ki Jahreyn istemesin onu söyle, o bile mantıklı bir açıklama. O ama yazdığı şey çok saçma. Jahreyn seçilememiştir demesi falan. Kadın yaşlı diye koymamışlar. Akide 65. Evet, Akide 65 de hak ediyor. O kadın her gün aktif lan. Akide 65 de doğru diyorsun. Ya Akide... bu adam gibi adamdır. Adam gibi kadındır hocam. Adam değil amına koyayım. Adam gibi kadın. Adam gibi kadın. Hocam yani bence en iyi kadın yayıncı kim sizce? En iyi kadın yayıncı denince aklınıza kim geliyor?
Çiğdem T olabilir. Amorant. Bence de Çiğdem T olabilir ama BBL Amorant dönmedi doğru. Diyorlar. Ben de Amorant T tamam. Tamam ya. Amorant tamam. Pequeen yayın açıyor mu? Ben çok görmüyorum. Aktif göremiyorum. Pequeen açmıyor herhalde. Pequeen aktif değil. Amorant tamam beyler. 2023 yılı için Çiğdem T'dir bence. Çiğdem T olabilir. Mia Fitz bıraktı gibi. O Japonya'ya taşındı ya bıraktı o da. Aykut Elmas siktir git ne anlatıyorsun amına koyayım. Rose Heus olabilir ama o da yeni parlayan bir yıldız ya. Şu kadroya yani ona da tepki gösterebilirlerdi. Bu arada bir şey diyeceğim. Rose Heus yeni parlıyor çünkü. Ha söyle ta. Yıllardır Twitch'in göt deliğindesin ve bu listeden birini tanımıyorsan harbiden o kişide bir şey vardır bence. Objektif. Ya ben tanıyorum. Sude Belkıs'ın işte bir tane tanıdığım dediğim bir tane klibine denk geldik. Ya Efe seni bir ben sikerim beni etiketliyor. Efe yarrağı gösteririm şimdi görürsün erkek olduğuma inanırsın. Sinirlendirme beni. Show speed gösterdi ben de yaparım. Müthiş. Beni bir de 3-4 kere etiketliyor göt veren göreyim diye. Amcık. Toldan Jix yayıncı yoktur. Estağfurullah hocam sakin olun. Tolu yeni fotoğrafa geçebilirsin. Nimpia'nın bir sıkıntıları çıktı ya hoca o yüzden çıkmamıştır Nimpia. Buna baktık. Cahre'nin ben bu ablayı Instagram'da çok gördüm bu arada. Şimdi ismen bilmiyorum da. Jahre'nin Boğaziçi İletişim Üniversitesi'nin en ödüllerinin en iyi online içerik yayın üyesi kategorisine tepki gösterdi. Ne salak liste lan oğlum Jahre'nin abimin de dilinin kemiği yok ya. Çok fena giriyor. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ben bu adam çok korkusuz. Bu adama şöyle bakıyorum. Erdoğan sen dünyanın neresin? Erdoğan Jahre'nin Twitch'i yakın. Omuzundayız bırakma. Dünyaya yakın Jahre'in sen hep en güçlü kalacaksın. Jahre'in sen tüm Twitch'in lideri. Jahre'in gücün dünyaya yakın. Tarzı, tarzı. Sakin beyler. Klip alsanıza burayı. Klip almayın sikerim götünüzün damarını. Jahre'in demiş ki ne salak. Heh, benim telefon çalıyor bir dakika. Bu ne kanalına baktım bak. Ha söyle tamam. Benim telefon çalıyor geldi ama. Şu an 30 günde 2 yayını var. Ondan önceki 30 günde 2 yayını var. Yani 2 ayda 4 yayın var toplam. Abi zaten kim ya. Kim o? Sude Belkıs. Sude abla. Ya kadın yayıncı göstereceksen de bence yanlış bir tercih. Yani bir kliple tanınan. Ben Sude bak şimdi ben objektif konuşayım. Ben Sude Belkıs'ın bir tane klibini biliyorum sadece. Ne Twitch'te yayın açtığını gördüm. Ne başka bir şey gördüm bilmiyorum. Bir tane klibini gördüm. Başka tanıdığım kadın yayıncılar ya işte Mia'yı tanıyorum. Bir de şeyi Pequeen'i biliyorum. Çiğdem'i biliyorum. Çiğdem de BBL'de bir hadi hadi Abu Bakar hadi. Hafta sonu şeye saplama. Fener'e saplama. Hadi Abu Bakar hadi oğlum. Oo, derbi hadi var, oğlum. Büyük lan. Derbi var. Big derbi. Yarın Sinan Engin'e yazacağım. Bilet hadi ayarlarsa statı. Ananı satayım. Bak, Sinan Engin'e yazayım bakayım. Siktir git amına koyayım ya. Çok konuş. Çok konuşma daha sikerim götünü. O obezliğinden dolayı bir şey diyemiyorum. Bir şey diyemiyorum. Yani görsem seni yolda sokak. Bak Sinan hocama şu videoyu atarsan. Dur hocam tamam. Bilet hocam ikram. Tamam o kadar değil hocam. Hocam o kadar değil hocam. Şap deplasman. Birinin şahsi favori yayıncı listesi olabilir maksimum. Sude Belkıs ne alaka? Hayatında toplam açtığı yayın sayısı kaç? 6 mı 7 mi? Listede olmadığım için kesin kıskandığında böyle yazıyorsun diyenler olacak. Ama çok da sikimdeydi. Çok ta bu arada buraya kesit al. Burayı YouTube'a atalım. Tolunay Ören'in olayları şeyi. Alacağım zaten buna sen atalım. Gel. He, tamam onu bu akşam hemen gidelim. Gündem hakkında. YouTube'a atmayı sikerim götünüzü. Telifi atarım onun amına koyarım. Şey Baron'u gündemi yorumluyor. Beyler. Aynen öyle çok iyi. Çok iyi başladı. Kim atarsa. Twitch'in göt vereni de olabilir. Senin var ya bir sikerim Furkan. Çap deplasmanda oynamayın. O kadar değil hocam. Ne güzel yalamıştır hocam. O kadar değil ama. Böbreğinizi alırlar. Şu bu arada bir şey diyeceğim. Abu Bakarlar telif direkt atacak daha haberin olsun. Abu Bakarlar. Oraları keseceğiz. Heh, tamam ne sıkıntı yok. Yani. Adam olamadı. Herkes onu basacak amına koyayım ya. Listede olmadığım için kesin kıskandın da böyle yazıyorsun diyenler olacak. Çok da sikimdeydi. Eldrain yok. Hatalks var. Ne alaka amına koyayım. Gibi bir yazı paylaşılmış Şahin Furkan, tarafından. Hatalks'ın cevabını ekledi mi SS'lere Furkan? Var var sıralı hepsi. Çok iyisin. Sıralı. Ya bu adam. Bu var değil mi sırada Furkan? Arada sıraya bak yanlış açmayayım. Oğlum
Ne? Attım işte ya, bakarız. Annen... Anneni dinlendirme seansı kim abi? Mesude fenomen o kim? O şey, Sude Belkıs. Sude'nin Twitter hesabı bu. Hı hı. Tamam. Ha, mi Sude. Anladın mı? Cahreyn'in tweetine cevap vermiş. Heh, ben de nerede kaldı bu yorum diyordum. Demek ki yayın sayısını baz alarak hazırlamamışlar listeyi. Ne güzel adil davranmışlar. Çeşit çeşit insan koymuşlar. Özür dilerim, burası beni bir tık. Tamam kardeşim. Çok özür dilerim. Benim yayın stilim diğerlerinden farklı olabilir. Sorun ne? Yeni alışılageldik şeyler yapmıyor olmam mı? Öf, sıktınız. Oğlum yani benim yayın stilim diğerlerinden farklı olabilir. Ben bu kızın bir klibini gördüm. Onda da just chatting yapıyordu. Nasıl farklı? Ben mi yanlış? İşte just farklı şeyler yapıyor. Just kart var amına koydum ya tarzıma. Bence bu kızın alınmasının bir sorunu yok kanka. Asıl sorunu kavrayamıyoruz. Yo ben. Bence de zaten bu kızla tamam, alakalı hiçbir şey yok. Dur Furkan. Bu kızı aldırtanlar da Furkan. Bombayı atan değil. Bu kızı kanka, aldırtanlar. BC çeksene kanka, birlikte yorumlayalım. Bekleme odasındayım. Ney birlikte yorumlayalım? Üzgünüz. Dolandırıcı bir adam ha, dikkatli ol. Dolandırıcı bir adam ha, dikkat edin. Ben 3 yıldır yayın yapıyorum. Sizin gibi günde 5 saat milletin videolarını izlemek ya da oyun oynamak dışında bir şeyler yapıyorum. İmkanlı olduğu kadar olay, prodüksiyon yapıyorum. Olay bambaşka yerlere gitmiş. Kız alınmış ya. Evet, alınmasına gerek yoktu. Jahreyn... Kanka adamlar bir ölçüt söylüyor tamam mı tercih için. Ve Jahreyn'i ona koymuyorlar. Örneğin Jahreyn yani. Diğer yayıncılar da vardır illa ki. Jahreyn'den sonra ama. GTA 6 bir şey söylüyor mu? Link at. GTA 6 link at. Efe ile GTA 6 link at. Neymar. Ya tut sikeceğim bu noktanı da sikeceğim. GTA 6 trailer sizmiş, sikeceğim şimdi. Seni de sikeceğim daha ya. GTA 6 mı oynayacaksın kanka bu yaşta? 40 yaşına. La yok, yalan mı söylüyor piçler? Tamam Tacım buyur, lafını böldük. Ne diyecektim ben buna? Heh. Şimdi bak burada demiş ki bak çıkmış. Ahmet abime demiş ki günde 5 saat diyor milletin videosunu izliyorsun, oyun oynuyorsun diyor bak mesela. Şimdi Ahmet ha, abimin dur. Tarzı dur. Ne? Oğlum onu okumadık, götünü sikeyim senin ya. Okuduk mu onu? Okudun, orayı sesli. Ha ben mi okumuşum onu? Ben mi dedim onu? He sen okudun. Siz deydiniz abi. Ahmet abimin tarzı mesela hani oyun ya. Just chatting değil mesela, yeri geldiğinde yapıyor. Şimdi bu ablaya deseler ki gel otur milletin videosunu. Ne oldu lan? İnternete mi gitti, ne oldu? Ha. Sen kimsin? Çok iyi, çok iyi. Çok çok doğru yorumlar ta. Çok doğru diyor, doğru. Yakup babaya karşı gelme Furkan. Ta bitti mi? Devam edelim. Ben haydi kartalım. Haydi bitti mi? Bitti. Dur lan yanlışını bastır Cengiz. Yeni fotoğrafa geçelim. Dur lan sonu okumadık. Okumadı, ben ya, Twitch platformunu sizin gibi kullanmıyorum, var mı? Haftada bir konsept yayınları hazırlıyorum. Kıyafet kostüm hazırlıyorum. Şarkı telife girmesin tamam diye kardeşim. Kendim söylüyorum. Hatta kayıt hazırlıyorum. Danslar, şovlar yapıyorum. Eğleniriz bu şekilde. Diğer yayıncılardan ayıran bu. Şey atsan abi ya. Şarkı tamam. Telif... Ne? Oğlum şarkı ne? Spotify'ı buradan tamam ekliyorsun kardeşim. Zaten telif yemiyorsun amına koyayım. O, ne gerek var şarkı hazırlamaya? Dur hemen başladı dayısını yalamaya. Ananı avradını, dün gelmişsin Twitch'e oyun yayını yapan. Amına koyayım ya. Bir sikimden anladım. Bedava konuşma. Oyun yayını yapan. Lan eşek sızmış, GTA açsam bir şey olur mu? Bir Efe, bir diğer yayıncılara bir göz atsanız, açıyorlarsa biz de izleyelim. Yani sıkıntı yaratırlarsa açmayalım. Bir diğer yayıncılara bakın. Kendi kameraya ver, biz izleyelim bence. Oğlum öyle olur mu? Adamlar ne yapacak amına koyayım o sırada? Adamları camdan yansın. Açma bak anladım. Açma diyor. Flying dedi açma diyor. Evet sıkıntı çıkarırlar ya. Sıkıntı çıkarırlar bu arada. Telif melif atarlar evet. Hayatını söndürürler. Ebenin ama abartma amına koyayım. Ne yapacaklar? Bir şey olmuyor oğlum, bir şey tamam olmuyor. Kardeşim. Abi aç sen aç. Dün gelmişsin Twitch'e oyun yayını yapan. Sude Belkıs'a deseniz açsın yayında GTA 6 trailer. Bird! Oyun yayını yapan veya irele yapan bütün köklü yayıncılara bir bok üretmiyorlar, ben başka bir şey getirdim falan diyorsun. SCW tayfayı yanlayarak sponsorluklar, işbirlikleri bağladın. Kafana renkli şapka koyup soytarılıklar yapıyorsun. Sonra da bilmem ne. Dur hemen başladı dayısını yalamaya. Oğlum senin cidden götten alma hastalığın var mı? Götten alma. Götten atma. Atma mı, alma mı? Atmaymış. Ben alma diye okudum. Atma. Benim alışkanlıklardan. Benim alışkanlık hoca. Ne bileyim, alışkanlıklardan dolayı götten almayı diye okudum. Bir tane eleman. GTA 6 trailer'ı indirin beyler. Onu silerler milerler çünkü. İndirin atın, öyle atın bizim Discord'a. Bana HDP'li diye yalan söyleyip hedef gösterdin. Orası ayrı konu. Üzerine bir şey demedim uzamasın diye. Bugün yapılan yayın 4 saat sürdü ve ben değildim yayındaki modumdu. Evet dün geldim. Twitch'e dert oldu bu size. Konuşun
daha Belkıs TV'yi vasatsınız. Tamam kardeşim. Yorum yok. Bakalım bakalım. Başka ne var? Dün gelmişsin Twitch'e. Ha bunun devamını okuyamadık. Hiçbir gün kafana renk çarpıyor. Bütün yayıncıları aşağılıyorsun. Acaba san yok ya. Bir tane eti klibi olmasaydı şimdi sen ne yapıyordun? Gerçi bugün de evet yani bu kızın bir tane sandık müteahhiti klibi var. Evet evet ben de onu oğlum, biliyorum ben sadece. Ben onu bile bilmiyorum ama. Seçim ha işte. Zamanı. Ya oğlum ama sorun ben bu kız değil işte. Karışmış. Biliyorum biliyorum ben de hatırlıyorum. Sorun oğlum, bu kız değil. Ya o gereksiz üstüne alınmış. Evet kız bayağı alınmış. Ali'nin açıklama var. Sonra ne var? Vıtçı'nın tweet'i. Twitch ağır taştır altında kalırsın. Tamam Ferit abi. Kime demiş bunu? Tamam kardeşim. Tamam Ferit abi. Kime demiş ki? Ferit abi kime demiş? Ya? Belkıs'a mı demiş? Ona demiş herhalde. Bence Cahreyn'e demez ya. Artaş derken şeyden mi bahsediyor? Cahreyn'den mi bahsediyor Artaş derken? Olabilir. Olabilir benim oğlum. Benim o Cahreyn şöyle bir adam beyler. Cahreyn şöyle bir adam. Sen Twitch'in lideri Cahreyn. Gücün dünyaya yakın, omuzumda yük bırakma. Gücün dünyaya yakın, Cahreyn. Sen hep güçlü kalacaksın, Cahreyn. Sen Twitch'in lideri, Cahreyn. Bütün gücün dünyaya yakın, bizi terk etme sakın. Omuzumda yük bırakma. Gücün amına koyayım bitti. Gücün dünyaya yakın. Cahreyn. Sen hep böyle kalacaksın. Teşekkürler, saygılar. Twitch ağır taştır. Ferit abim de ufaktan doğru demiş. Ferit abim de haklı. Ufaktan Twitch de ağır taştır doğru diyor falan filan falan filan. Politik beyler. Politik davranışıma ne diyorsunuz? Doğru doğru. Politik davranacaksın abi bu işte. Cahreyn'den Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nin yorumu Hate Talks'a sert sözler. Ben bunun başını izledim. Fena var. Giriyor. Başını evet. Sadece 10-15 saniyede falan giriyor. Fena giriyor bakalım. Haydi bismillah. Siz chatten dolayı... Chat'i üstüme alayım. Şöyle yapalım chat'i. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Söyle abi. Başının üstünde yeri var chat'inin. Bak bak işte Furkan seni yarrağa yalarım şimdi. Helal olsun sana. Helal olsun ben sana. Yalarım. Eyvallah hocam Allah razı olsun. Hate Talks'ın cevabı kendim yoktu lan Furkan. Amca. Onu eklememişsin. Gelen tepkiler üzerine cevabı ne? Hetak şey yapmıştı. Lan Hetak'ın cevabı yok ki. Arkadaşı var, şey oğlum, yazmış. Var oğlum var var. Hayır. Reis'in bir tane şey videosu var ya zoruna mı gitti? Ben nereye hitap edeceğim? Ben onu çok gördüm. Evet evet doğru diyor. Onu paylaşmıştı. Ha. Ne? Onu ne? Görmedim ya. Ben beyler var mı o Reis'in? Hetak kendi hesabından paylaşmıştı ya. Şimdi bakayım da Hetak tweet attıysa çok aşağı kaymıştır. Medyadan belki direkt gidebilirsin bilmiyorum ama. Hey Talks'ın profile girdim. Medyadan gidebiliriz. Evet doğru diyorsun. Medya. Gerçi dur bakayım. Tık 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 tık. Oo bir tık Hasan Arat'ı paylaşmış. İndim indim Alizade'yi gördüm. İndim indim indim. Reis'i göremedim beyler. 28 Ekim. Çok indim ya. Silmiş olabilir belki bilmiyorum. Varsa beyler atın. Efe varsa sen at. Bakalım Hey Talks ne diyor. Efe de %100 var. Hey Talks da bu arada parlayan bir yayıncı. Futbol konuşuyor. Yani futbol kanka, açısından en parlaklardan. H Talks dersek. H Talks yani. Pardon pardon. Ben birazcık daha doğulu kardeşlerim için Türkçe konuşuyorum doğulu kardeşlerim. Kürtler sizden nefret ediyor. Ne var bende? Ebenin amı var. Ne bende sordum unuttum ki amına koyayım. Hakasikçi hesabından attı. Hey Talks dur bakayım Hakasikçi ha. Bu mu? Reis cevabı. Bunu nasıl? Ha bu geldi. Ha şu. Ne salak liste bu ya? Hey Talks retweet atıp şöyle atmış. Bu arada bak ben bu listede olsam ve Cahreyn ne salak liste bu dese ben alınmam mesela. Çünkü ben Twitch'in bir numaralı yayıncısıyım. Sikimde bile olmaz. Bana kimse hiçbir şey diyemez. Ya, ben o listede olsam bir Türkiye'nin bir numaralı yayıncısıyım. Bak çocuk bir hata yapmış olabilir. O günden beri çatı çıkmıyor. Sikimde bile olmaz. Söylenen sözlerin... Eyvallah beyler sağ olun. Cahreyn abim sana salak dese peki bir şey diyebilir misin? Dolunay, sen Twitch'in lideri. Dolunay, gücün dünyaya yakın. Omuzumda yük bırakma, gücün dünyaya yakın. Dolunay. Sen de orospu kalacaksın. Bak işte. Ben nereye hitap edeceğini çok iyi bilirim. Tabii sizler her şeyi söyleme hakkını kendinizde buluyorsunuz da sizlerle ilgili bir şeyler söylendiği zaman ta aileme varıncaya kadar her şeyi kurcalayan, karıştıran siz olacaksınız. Orada her şey meşru. Ya bu adamın konuşmaya bak kanka ya. Karanlık defterleriniz açıldığı zaman toplayacaksınız. Toplama rahat ol yerinde olun.
bu adam var ya. Erdoğan. Evet, bu tweet'e karşı yarın var ya beyler, Allah'ın izniyle ilerleyeceğiz. Yolumuz uzun gibi yarın. İnşallah. Hadi görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Yarıncıya başvuralım. Ooo. Kimden bahsediyor? Orospu çocuğu mu bu? Dur. Rahatsız mı oldun? Lan bunlar zaten açıyormuş. Dur şurayı biraz ileriz. Al durdurmuş. Ben nereye hitap et? Ya senin neyinden rahatsız olacağım amına kodumun ahraz aptal orospu çocuğu. Ezik gerizekalı malın tekisin yani. Hayır yani sinir olduğum bir şey var. Bunu da söyleyeceğim, hiç çekinmeyeceğim. Yani çok bu arada ben askerdeyken Mayıs ayında seçim olduğunda aralarında bir sürtüşme geçmiş galiba. Ben bilmiyorum onu. Onu bilmediğimi baştan söyleyeyim. O aralarındaki sürtüşmeyi bilmiyorum. Mayıs ayında galiba aralarında o şeyi mi? AKP'li demiş Heyet Akşahoy'a, o yüzden evet, sinirli. AKP'li demiş herhalde. Ha, ben o olayı bilmiyorum fonlanıyor mesela. Fonlanıyor falan da demiş olabilir. Ben de bilmiyorum. Bilmiyorum ben. Eğer fonlanıyor falan diyorsa ağır bir itham. Evet, öylesi ağır. Ya sadece AKP'li demesi şey değil de. Ya bir şey diyeceğim ya da söylemeyeyim sikti. Erdoğan sen dünyanın lideri. Ters kelepçe candan beri. Baktı amına koyayım. Hocam biz sadece izleyelim. Boğaziçi yılın en iyi online yayın içerik üreticisi adayları. Abi bakıyorsun. Yani bu birinin favori yayıncı listesi olabilir maksimum. Sude ne alaka? Yani hayatında toplam 6 yayın mı açtı bu kız? 7 yayın mı açtı? Ne alaka? Ne alaka? Futboldan başka sikimden anlamayan ortalama bir yayıncı ne alaka yani yılın en iyi yayıncıları? Yani şu listede hadi beni sik tamam. El Ryan yok yani. Bu ne listesi abi? Bu neyimin listesi yani? Böyle liste mi olur? Hadi beni siktir et. El Ryan nerede burada? Ferit nerede burada? Neye göre yapılmış? Hadi beni sik ya. Ya şurada şey olsaydı onu basacaktım. en yakın düşmanım, en şey dostum. Tek düşmanım, tek dostum var ya şeyde. Erdoğan'la şey. Kılıçdaroğlu o tarz. El Ryan diyor ya, iyi giderdi orada. Aynen, aynen. Tek düşmanım tek falan filan falan filan. Tukan abimler düşmanlar mı? Ben bilmiyorum abi. Ben çok iyi, araları çok iyi. Üzgünüz. Üzgünüz, bilmiyorum abi. Ben çap deplasmanda oynamayın. Tahya şöyle bir uyarı geldi. Böbreğinizi alırlar. Bak böbreğinizi alırlar. Sabah böbreğini... Tamam kontent. Ki Mitre'ni bile tartışırım burada. Mitre'nin de burada bence iş yok. En iyi yayıncıdan bahsediyorsak. Seveni vardır yoktur. Eyvallah. Ben de arada bir girip Mitre'ni izliyorum. Ki yayıncı olarak çok yayıncı izleyen birisi değilim ama Mitre'ni izliyorum. Burak Oto oynuyor ama abim benim. Yılın en iyi yayıncılarından birisi. Peki dersin. Furkan, Burak Oto'yu Türkiye'de ilk kim oynadı onu bir söyler misin insanlara? İlk Furkan Bayram oynamıştır. İlk Tolunu Ören Burak Oto'yu ilk ben oynamışımdır Türkiye'de. 2021 falandır girip baksak yani. Mitre'nin de iyi oynuyor şimdi. O da iyi oynuyor, Allah'ın hakkını verelim şimdi, iyi oynuyor. Değil abi, biliyorum, kusura bakma yani. Ne bileyim. Batu Bozkan'ı şimdi hakkını verelim diyecektim. Allah girdi işin içine. Oradan ne bileyim konuşamadım ya. Bir şeyler oldu ya. Efe klip al kanka buralara. Efe sikerim. Amına koyarım. Ya bu liste gerçekten şu birinin, bu birinin favori yayıncıları listesi olabilir. Bu kadar basit yani. Objektif bakıyorum. Ha ben bunu deyince birileri çıkıp Cahre'nin listede olmadığı için götü yanmış diyecek. Diyecek abi, varsın desinler. Çok da sikimde amına koyayım. Çok da sikimde yani ama... İşin aslı bu. Atelina yok. Atelina tanımadığımdan soruyorum. Adam bu sene oğlum, meme şey oldu. Ya. Yemin ediyorum size Kıbrıs'ta... Ne abi evet. Atelina? OnlyFans tübürü herhalde. Olmasın lazım. Abi olmaz, şuna baksana, hey tax cevap vermiş. Saygısızlık yapma bak. Türkiye'nin bak, Türkiye'nin bu adamlar bak, bir çocuk numaralı, bir hata bir hata yapmış olabilir. Olabilir. O günden beri... O günden beri hakem Twitch'te bir numaralı yayıncılar. Hakem Sude Belkıs. 55 yaşında bir adamla tanıştım. Ne yapıyorsun falan filan konuştuk. Bayağı da böyle şey bir adam. Avukat falan böyle. Mertebesi falan yüksek bir herif. Adamla konuştuk. İşte ben işte Twitch bir iş yapıyorum falan deyince. Ya Twitch oradan dedi bir tek chipsi biliyorum. Abi dedim Twitch'ten mi izliyorsun? Yok önüme düşüyor. Çok komik adam. Takip ettim diyor mesela. Anladın mı? Herif miyim olmuş mesela? Bu ne olmuş? Bu hiçbir şey olamamış bir adam yani. Ezgin teki. Kimse kusura bakmasın. Objektif olarak baktığında böyle. H-Talks o listeye nakaran adamlardan bu biri. Adamın var ya objektifliği benimkiyle birebir aynı. Futbol konusunda benim yani, ben de futbol konusunda bu kadar objektifim. Siktir git dedim amına koyayım. Şap deplasmanda oynamayın sen. Tövbe oğlum. Böbreğinizi alırlar bak. Böbreğinizi alırlar. Oğlum. Dominasyon koruyorum bir dur. Dominasyon kuruyorum bir chatte amına koyayım. Dominasyon kuruyorum. Ne kadar amına.
Ya muhtemelen futbol tayfası yani. Başka bir açıklaması yok. Bunu diyebilmen için futbol fanatiği olman lazım. Bıçının neyine bakayım? Twitter mı? Hiçbir yolu yok. Futbol fanatiği değilsen eş talks'u bu listede görmenin hiçbir anlamı yok. Bu kadar basit. Bak şu futbol tayfadan bana hak verenler de kesin onun tuttuğu takımın karşısındadır falan. Büyük ihtimalle. Başka yolu yok. Kurtlar var. Bir şey diyeceğim. Ben Hate Talks'ın... Çok güzel analiz yaptı şurada ya. Şu ya... analizine bayıldım ama. Oğlum Ahmet abi. Hate Talks'ın ben şey hakkında Hate Talks. Ben keskin konuşmalarını hiç görmedim böyle hani ne denir rakip takımları kışkırtıcı falan. Ben kışkırtıyorum. Ben bugün bile Fener maçı oynuyor Galatasaray'ları kışkırtıyordum mesela şakasına ama. Yani yok GS'yi severim hocam. Bence Hate Talks benim gördüğüm kadarıyla politik. Var mı böyle bir ya makara yapıyor. Var mı o sert tavrı var mı yani? Sen zaten götsün. Emekli eskort sağ ol. Sen de orospusun. Emekli eskort diye isim mi olur amına koyayım? Sen emekli olmuş ama adam. Orospu değilsin artık o zaman. Emekli orospu. Yalnız adam dedim orada da ince bir şaka var. İnce bir şaka var. Siyaset olmasa ekibindeki evet. Adamlar da izlenmeyecek. Jahreyn acaba onlar çıksaydı yine aynı şeyleri söyler miydi? Jahreyn demiş. Ya ama... Onu Ahmet abiye sorması lazım. Ya tamam bu da ya ne bileyim amına koyayım. Tamam bu Etolks futbolda izleniyor. Onlar da siyasette izleniyor. Yani iki tane ayrı kul var aslında. Twitch'te ne yapacağını kimse karışamaz. Futbolda konuşabilirsin. Şeyde konuşabilirsin. Ya işte şey var mı hani politiklik var mı hani futbol konusunda Hate Talks şey diyor ya hani rakipleri karşı takımları konuşuyordur diyor ya. Hate Talks'ta o politiklik var mı onu soruyorum. Bilmiyorum yani onda. Politik mi sert mi? Sor abi buyur. Orada onu demiyor ki zaten. Hate Talks'un evet önceden biliyoruz. Söyle ta. Hangi oyunları oynuyor bilmiyorum da şimdi Jahreyn bazen CS ama falan da oynadığını görüyorum ben. GTA Meta'da oynuyor ama bunlar baktığı zaman. Doğru kan. Ya onlar oynuyor. Benim onlar oynuyor. Ya buradan senin amını sikeyim ya. Among Us oynuyor dedi. Devam et daha hocam. Hocam tamam, yanlış mıyım? Amına koyayım seni hiç. Ya çok güzel şaka hiç beklemiyordum yemin ederim. İnce attın araya ince. Çok güzel şakaydı. Hızlı. Bir de hızlı attın ya o beni çok güldürdü amına koyayım. Yok hızlı atman beni çok güldürdü ya. Tamam anlat şimdi... abi ta. Ahmet abinin hani diyorsun ya izlenmesi siyasetten dolayı. Şimdi siyaset yapmayıp GTA oynadığı zaman da aynı sayılarda izleniyor. Evet. Ama diğeri... ya aslında herkes... Oynadığı oyunu bilmiyorum bak. Bak bence o Elren... Bak Tukan Elren, abi. Tukan abi, Tukan Jahreyn... Abi. Artı Eray ve Kegri, Çağrı. Bence bu dörtlü dışında... Diğer yayıncıların yaptığı işler dışında bir şey yaptın mı izlenmezler bence. Ama bu dörtlünün yaptığı şeyleri izleyicileri izler bence. Yani hype işte. Çağrı dediğim hype amına koyayım. Yine objektifsin. Rane'yi bilmiyorum. Bir de Rane var. Rane'yi var bilmiyorum. Ne yani o ya Rane'nin yayınlara çok denk gelmedim. Aynı anda yayın açıyoruz büyük ihtimal. Ne amına koyayım? Ne bekliyorsun yarram? Altın vermeyen sıfır içerik üreten biri mi diyor bunu? Ne diyeyim amına? Ağlamış yine. Benim ben ananı sikeyim. Aa Tolunay yok yazmış bir chatte. Ben bu yıl içerik üreten biri mi diyorum. Hukuk okuyamadım ama. Kurtlar Vadisi ve Kısmet Soluruz deyip altın palmiye. Aa Doşin Tolunay. Allah razı olsun lan Doşin. Doşin'e şu an şöyle bakıyorum. Ben kalınlığı deşerim uyanan. Kalmasın bak elinde. Doşin beni fena duygulandır. Yemin ederim var ya. Allah çarpsın şu an harbiden Nuri Şahin gibi bakıyorum. Biz öldürürüz değil mi? Tamam biz malız değil mi? Biz aptalız değil mi ta? Biz hocam anlamadım, biz neden malız? Anlamadım. Hocam biz ne dedim babasıyla ben? Babasıyla reisi izleyen var ya kanalda. O da güzel, o da güzel. Onu da alacağım yarın o da mimlerde amına koyayım. Uyukmuş ağlamış yine. Benim ben ananı sikeyim. Siktir git koyun dilen orospu çocuğu. Ben bu yıl en çok izlenen adamım. Bu kadar basit. İstediğiniz kadar zırlayın götünüzü yırtın. Bu yıl milyon... Ha saat maat olarak evet Cahre'nin en çok izlenen olabilir bu arada. Çok yayın yapıyor. Hani Tuğkan abi kadar izlenmiyor. Belki yarı yarıya fark vardır arada ama Tuğkan abi o kadar yayın yapmıyor. Jahreyn çok daha fazla yayın yapıyor. Büyük ihtimal saat olarak en çok izlenen adamdır. Doğru diyor yani. Kısmet olur zamanı daha çok izleniyordu bu arada. Ha evet kısmet evet, olur da çağrıyla Jahreyn bayağı parladı. Yani bayağı izlenmeler parlama falan. Parlama değil de yani izlenmeleri fazla. İzlenmeler çok arttı orada ya. 2-3 katına çıktı yani neredeyse. En çok izlenen kişi benim.
Ya bu infoyu götünüze sokacaksınız. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bu budur yani. Vıçın bu çağrı kaosunu nereden yakalarız? Listenin yarısını tanımıyorum. Vıçın çağrı. Orada bir kaos var mı ki? Yani. Şimdi çıkmış ama şimdi. Ama senden çok izledim. Nereden yakalarız? Hocam H Talks'a niye sallıyorsun durduk yere? Neyiz? Sana mı soracağım orospu çocuğu? Mesela biraz böyle yavaş. Haydi sen. Hiç tanımam. O bana çok iyi ya. Bir kere sataşan, salak salak yorum yapan bir aptal olduğu için. Ben de ona istediğim gibi sataşıyorum. Bir sıkıntı mı var? Malın teki. Bu kadar basit. Futbol dinlemek için bence prim tolu zamanı geldi. Olarak... Beyler bir şey diyeceğim. Şu olaylarda çok doğru bir yorum yaparsak, çok keskin bir yorum yaparsak bütün Twitch 2-3 kata çıkarız izlenme olarak. Çok doğru. Ama tam tersi benim de şaka nasıldı? Yok. Ne dedin? senin şaka çok iyiydi. Senin şaka çok iyiydi. Among Us şakası çok iyiydi. Bu arada bir info vereceğim. GTA 6 trailerı çıkmış ve hemen ünlem DC yazarak foto videoda arkadaşlar. Oo. Yani. Discord'dan izleyebilirsiniz yani arkadaşlar. Discord'a atmış mı? Böyle bir hizmet. İzleyin abi, onu izleyin. Selamünaleyküm beyler. Selamünaleyküm beyler. İzlemeyeceğim ben bunu, seslenmesine telif ederim. İlgi alanıyla alakalı bilmiyorum ama en iyi yayıncımı zannetmiyorum demiş bir arkadaş. Partner adama söylemesen iyiydi. Önce o bana söyledi. Rockstar yayınlarsa izlerim yani. Onun dışında izlemem. Abi bu H Talks denen herif. Bakın futbol konuş, eğlen, bilmem ne yap. Bu mal oğlu mal çıktı bir gün. Ya o Erlik'le Cahre'in AKP'li falan dedi. Ben o zamandan beri bu herife kılım. Bilmediğin konularda yorum yapma koçum. Tamam mı? Senin bu taraklarda bezin yok. Siktir git futbol konuş. Kalktı Erlik'le bana AKP'li dedi. Ulan sen kimsin de bana AKP'li diyorsun? Yavşak. Benim 14 gün sonra Recep Tayyip Erdoğan'la davam var amına koyayım. Erdoğan. Yani ben bu kadar süreceğim mahkemelerde, bilmem nerelerde, adliye köşelerinde. Polislere gideceğim, habire ifade verip duracağım. Göbeğini kaşıyıp futbol konuşan yavşağın birisi çıkacak bana AKP'li diyecek. Ben onun göt deliğini sikerim arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Ben onun göt deliğini sikerim. Sen hayatında siyasetle ilgili ne zorluk yaşadın? Ne gördün, ne çektin de ne konuştun? Chat'te Doşi'nin mesajı yakalamaya çalışıyorum. Tonlay yok yazsa da bir daha gururlansam diye amına koyuyorsun. Ne biliyorsun ki yani? Oğlum beyler böyle bir şey oldu mu? Benim izleyicim sen hemen yazın. Tonlay yok. Tonlay nerede? Amına koyayım Tonlay yoksa ben izlemem, gitmem. İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'ne kazanmam, gitmem falan filan falan filan. Yavşak. Ben bu adamın götünü siktiğim Vıtçın zaman yayını kapattı. Abi seri Vıtçı'nın klipleri gelip... falan acil varsa bir şeyler Efe atın hemen izleyelim. Daha yeni sıcağı sıcağına yorumlayalım hemen. Bana öyle iftira atamaz. İftira atıp da ondan sonra öyle dolaşamaz. Ya özür dileyecek, elimi öpecek ya da bu sikişe maruz kalmaya tamam edecek. Bu kadar basit. Tamam? İkisinden birisi. Gelecek özür dileyecek. Abi sen büyük adamsın diyecek. AKP'li değilsin diyecek. Verdiğim bu savaşı ben anlayamayacak kadar aptal bir mahlukatım diyecek. Kusura bakma. Benim gibi andavalları da kurtarmak için sen elini taşın altına koymuş bir yüce bir adamsın diyecek. Ben anlamamışım maymun olduğum için diyecek. Tamam mı? Ya da bu yarrağı yalamaya devam edecek. İkisinden birisi yani. Ortası yok. Bu kadar basit. Teşekkür ederim. 1700 bit geldi. Amını sikeyim ya. Şaka mı bu? 1700 bit şaka mı? Senin parrot'a zam gelmesi lazım. Benim parrot amına koyayım. O 50 bit yapıyorum. Abi bu ne amına koyayım yazıyorlar ya 50 bite. En ucuz amına koyayım. 50'den daha ucuz 10 var ama 10 mu yapayım amına? Ya oğlum GTA 6 official olarak yayınlandıysa izleyelim. Official değilse izleyemem. Yasaktır. Telif atarlar. Sen bence chat'in için izlersin. Ya siktir it izleyemem chat'ime şimdi chat'ime sokturtma amına koyayım. Roach Star Games. Amına koyayım. GTA 6 trailer yayınlanmış 4 dakika önce. Rockstar Games yayınlamış değil mi? Oğlum izlemiş lan biri bunu. Özden mi izledi? Özden izledi büyük ihtimal. Ne oluyor lan? Nerede? Oğlum dur bir Özden'e bir bakayım. Beyler Rockstar Games 8 milyon abone. Hemen geliyorum bir saniye. Özden uyanık herhalde. Geliyorum. Lan bir aşağı indir. Ama selamünaleyküm beyler. Kaç izlemiş lan? Bayanlar. Hepiniz Yakup TV TikTok kanalıma. Hoş. Ben izlemedim. 25 bin. Mod mu basmışlar? Ben izlemedim lan. Vallahi ben izlemedim. Oğlum 25 bin nasıl doğru olabilir? 25 bin beğeni YouTube'la alakalı. Yok lan şaka yapıyorum, ben izlemedim. Allah Allah. Efe attı ya belki ondan. Ben de izlemedim ki. Tamam Rockstar Games'in 8 milyon abonesi var doğru. Tikli. Doğru kanal. Efe attı ya. Tamam. Efe attı ya ondan kırmızı gelmiş olabilir. Olabilir. Aa yok. Yarrağı yemiş dolu. 30 bin izlenme var, 900 bin beğeni var amına koyayım. Şöyle bagaya sokmuşlar ya. Fenasal baga sokmuşlar amına koyayım. Haydi bismillah. Güzel bir... Derken Vice'di görüntüleri. Vice'di. O Vice'di mi? Burası Vice'di sanki, yok değilmiş lan. Ama Vice'ye de benziyor. Bu şey ya. İzleme ona nasıl? Onun sikim bu ne? Oğlum ananı sikim kamera niye nereye? Ne pardon. Pardon chat. Pardon. Bago cam. Beyler bu GTA Vice'di otomatik paylaşmış. Kendi paylaşmış. İzliyorum. GTA Vice'di evet oynat abi.
yaptığınız her detayı takip etmenizi istiyorum beyler. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Oo, su çok güzel görünüyor. Harbi su fena görünüyor ya. Burası o kadar güzel gelmedi gözüme. Evet, bu güzel geldi. Oo, dur. Grafikler ve çok bir iyi, şey diyeceğim. Çok iyi. Yani diğerinde sahil bu kadar kalabalık değildi. Gerçek bak, bu ne? Kadının götünü evet, çekiyor. Yakaladın mı? Kadının götü çekiyor. Yakaladım, tık yakaladım he. Tık nereye yakalarım. Esenyurt sahil. Evet, devam edelim. Oğlum ama burası fiziği olmamış. Burası Galatasaray Stadyumu'na giden yola benziyor beyler. Sanki şurada ikinci köprü var amına koyayım. Şurası Galatasaray stadı. Heh, söyle ta. Saçını sikeyim. Saç dalgalanmıyor. Tamam, bak, saç çok kötü. Tamam. Tamam. Saç sikerken olmasın. Bak. Kötü. Kanka burası Belikşehir. Nereye ne? Oğlum nerede durdurduk? Ne oldu amına koyayım? Hani beni biliyorsunuz. Oo. Kanka burası işte Miami Beach. Şu görüntü çok güzel yalnız Ocean ha. Ocean Beach hatta burası. Görüntü çok güzel hocam. Şu ışıklar mışıklar, evlerin ışıklandırmaları falan filan bile çok güzel ha. Görüntüler çok güzel. Abi bu resmi orijinal mi? 2025 orjinal, evet orjinal, evet orijinal. 2025 yeni mi çıktı? Koyayım? Çıkacak. 2025'te çıkacak. 2 dakika önce paylaşmışlar. Kanka bir ilerletin de merak ettim. Dur lan izliyoruz. Götver. Aa bak ben burada gezdim. Oğlum burası Vice City değil mi amına koyayım? Vice City. Kanka zaten Vice City Miami işte. Oğlum. Görüntüler yalnız çok tatlı duruyor ya. Oğlum. Vice. Aa bak Rollo falan İmsal, var. İmsal ne oluyor amına koyayım? Hayır hayır şeye bak. Bir şey paylaşmışlar. Online'da Twitter tarzı bir şey var ya RP sunucularında. O tarz bir şey olabilir. Bak hesap mesap adamlar şey paylaşıyor. Bildiğin gerçek hayat gibi yaşıyor. Oğlum bu olay bile güzel lan. Kimsa var. Karı twerk yapıyor. Bu ne oğlum? Timsah lan, kaç. 13 kim bu şey, ne? Timsah girmiş amına koyayım. Timsah kaçmış. Aa polis baskını. Edward Rock tarzı. Oğlum bu Undertaker lan. Bu ne amına koyayım? Undertaker bu. Well, look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together. Oğlum görüntüler çok güzel duruyor ha. Kamera açıları çok iyi bu arada. Trust. Aha. Seksten bir görüntü. Trust. Şu var. Çok ufak küçük bir sıkış. Şu ama ben tam hali de değil ha. Şu yani Vice havasının geçmesi çok hoşuma gitti bu arada. Ben yani yine kerhanede durdurduk. Yine yani GTA San Andreas'ın havasını ben o kadar çok beğenmiyorum. Vice City'nin havasını ben daha çok beğeniyorum. Evet Vice. Vice City havası olması çok hoşuma gitti ya. Özellikle şurada bir yerden Ediz dedi ya ben burada gezdim diye amına koyayım. Neresi orası? Şey heh, şura. Bir tık daha gelin. Bura. Aynen burası. Şu hava çok hoşuma gitti. Bence çok güzel. Pembelik var ya. Aha. Pembelik tam böyle veriyor şeyi. Işıklar mışıklar da çok güzel. Şu ışıklara baksana ışıklar çok güzel. Arabalar çok güzel duruyor yine. Yani oyun bir de yani oyunda bir tık kalabalıklık var. GTA 5'teki gibi veya daha önceki oyunlardaki gibi bir boşluk acaba yok. Acaba kaç GB olacak? 120 bence, olur. Yok ya bence 200'e yakın olur. 120 olmaz oğlum GTA 5 zaten 120. 200'e yakın tamam olur işte. Ya. Ama bir şey söyleyeyim mi bak. 200'den aşağı olmaz. Bir şey diyeceğim bak. Bu kadar büyük ve bekleyeni bu kadar çok olan bir oyun nasıl arabaların şeyini alamıyor? Kanka çok, çünkü çok para pahalı olmaz mı ya. Sence de? Ama çok Rockstar sonuçta reklam yapıyor ya. Tamam da kanka yapımına mı para harcasın ya, yoksa arabalara reklam mı? Reklam yapıyoruz abi. Oğlum bu ne lan acaba çok para çekti. Acaba parası ne kadar olacak ya? Şu kamera 100 dolardan aşağı olmaz gibi o da. Yo, 100 dolar bir şey değil bence bu oyuna ya. Normal abi, 90 malver de geldi götüne soklamana koyayım. 99 dolar kanka yazın bir kenara. Meksikalı lan bunlar. 100 dolar ne kadar ediyor? Çarp 30'da 3000 lira anasının amıymış ya. 2025 dolar olmaz. 100 doları kaçla çarpacağız 2025'te beyler? Var mı tahmini? Bir dolar kaç olur abi, diye bir şeyler açıklar mı? Daha düşer er gibi geliyor ben, bana ya. Ya bence 8'de falan ama bilmiyorum ben şimdi. Erdoğan sen dünyanın lideri. Dolarınız varsa satın diye bir daha bana koyayım. Ha? Ediz 20 bin. Teşekkür ederim. Devam edelim. Yani götünü kaşımaktan tırnaklarının arası pislik dolmuş bir adam gelecek bana AKP'li. Oğlum şu mesela bu hakaret benim aklıma hiç gelmezdi. Çok
bu adama o kadar çok demek ki hakaret geliyor ki, dava mava olayları var ya. Akla nasıl geliyor amına koyayım? Benim aklıma gelmezdi bu. Ne diyecek? Yok AKP'ye çalışıyor diyecek, bilmem ne. Ya sen kimsin yarrağım? Siktir git o tırnaklarını bir kes ya. Kusura bakmayın. Çok gecikmiş bir infazı gerçekleştirdim az önce. Bir tık gerçek, yani gecikti bu. Kimse kusura bakmasın. Afanı varsa bu söylediklerimden sonra alındıysa, bana karşı bakış açısı değiştiyse onun da götünü sikeyim. Takipten çıkarsa sevinirim. Benim tırnağım yok ya. Benim tırnağım olmadığı için pis değil. Zorbalık eklenmelidir dayımın özelliği. Ya ben bunu konuşmayacaktım. Yani beni buraya getirdiniz yani. Siklemediğim bir adamdı. Gelip burada hiç et diye süt diye. Yani Tolu böyle şey hiç bilmediğiniz buyur konularda. Kanka. Oğlum deprem bildirimi geldi ha. GTA 6 çekilişi isteyenler var. Girit adası ya. Siktir it Furkan, senin anlatıyor. Geliyoruz abi, kimseye zarar kanka, yok. Kanka 10 tane GTA 6 çekilişi isteyenler var. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Tamam he. Çap deplasmanda oynamayın. Öyle mesajlar gördüm de bak şöyle. Böbreğinizi alırlar. Bak böbreğinizi alırlar. Sabah böbreğini. Ayıp ya. Ya beni delirtiyorsunuz. Ulan beni havaalanından ters kelepçe bir tane veririm GTA 6 ya. Kıbrıs'tan döndüğümde Süleyman Soylu ile ilgili yap. Bir tane vereceğim ama şu muameleyi istiyorum. Attığım tweet 8 milyon görüntülenme aldı diye. Ben böyle bir hayat yaşıyorum. Oradan amına kodumun oğlunun biri çıkıyor AKP'ye çalışıyor diyor. Ben onun götünün dübürünü sikerim. Sen kimsin lan yavşak? Sen kimsin? Ne? Ne biliyorsun ki yani dünyayla ilgili? Dübür delik demek. Bu kansızlıktır, ahlaksızlıktır bakın arkadaşlar. Bu ahlaksızlık. Yok, iyi bir delik miydi lan? İyi bir bilgi. Kadar da bu konuyu konuşmadım ama yani bu ahlaksızlık. Delik. Yani benim yaşadığım hayatın %1'ini yaşasa kafasını koltuğundan götüne sokacak. Orospu çocuğu gelmiş bana. Yok o partiye çalışıyor. Türk Telekom Game 11 kişi abonelik getirmiş. Senin ananı götünü. Kesene bereket sağ olasın akıllı hocam. Akıllı olacaksın. Akıllı olacaksın. Ha? Bu kadar basit. Teşekkür ederim. Anlayamazsınız arkadaşlar. Yani şeyi anlayamazsınız. Benim gibi birisi olmak nasıl bir şey, onu anlayamazsınız. Az bile küfür ettiğimi düşünüyorum. Aile dostu yayın yapacaktı. Yine aileler varmış. Ekmek arası oldu. Hayır bakın arkadaşlar, hayal edinle yaşadım. Yakup bak, TV'ye mi diyor? Sence Yakup TV'ye mi diyor? Atıyorum. Süleyman Soylu ile ilgili tweet atıyorum. Tweet'in bir günde 8 milyon görüntülenme alıyor. Selam. Uçağa biniyorum. Antalya'ya iniyorum. Beni ters kelepçe alacaklar. Konuşuyoruz ediyoruz. İfadeye gelirim. Kaçacak bir yerim yok falan. Ondan sonra gidiyorum. İfade merkez karakolunda ifadeye veriyorum. Bilmem ne yapıyorum. Evde karım bekliyor. Evde karım bekliyor hamile. Çıkıyor diyor ki bu adam AKP'ye çalışıyor. Kafayı yersin, anladın mı? Yani o adamı gidersin, başka şeyler yaparsın yani o adama. Ben böyle yaşarken böyle bir şey konuşuyor. Buraya bak, böyle oturuyor böyle bunun kendini. Adamı AKP'nin adamı. Nijare'nin şu taktikler çok iyi yalnız ha. Bak çok zamanında Oksi şampiyonuna falan da yapıyordu şu taktikleri. Çok gerçek adına. Rockstar paylaştı fragmanı kardeşim, 2025'te çıkıyor. Ebesinin amıymış amına koyayım ya. Aga kim kavga etmiş bununla? Aga kim kavga etmiş bununla? Hatalks, Hatalks hoca. Hatalks kaçırma. Gezeyim adamı zaten. Neyse moruk ya. Benden kerefi geri kalmayalım. Neyse. Erdoğan. Şimdi tırnak arası bir tevziği dakika. Ne yaptık Alsan'ı bu hafta? Ya bırak sikince o ya. Kefenin adamı o ya. O sırada ben böyle beni aldırmış İçişleri Bakanı. Ben orada ifade veriyorum. Orada AKP'nin gelecek. Tırnak. Lan Arif Tezan az bok kalmış. Fatih Hoca çözüm ya. Nerede çete aynı amına koyayım yazmış amına koyayım. Amına kodumun overeaten fare orospu çocuğu seni. Sert. Sert hocam, biraz sert. Bitti mi hocam? Performans krem. Performans krem. Oh rahatladım. Ben bir çiçeğe gidip geliyorum beyler, tutamayacağım. Vallahi. Abi hızlı gel. Yapma Ferit Willis Katır Karakaya şeyine. Geldi mi? Ferit Willis Katır Karakaya geldi mi? Bilmiyorum ki Efe. Götveren gelmediyse niye şey yapıyorsun? Ferit Willis i̇şte Katır Karakaya acil abi, acil hemen. Şeyler bitmedi. Bitmedi dur. Daha. Siz bir yorumlamaya devam edin beyler. Objektif yorumlayın hemen şu tarafa. Şu tarz. Gelmişine geçmişine girin de. O obezliğinden dolayı bir şey diyemiyorum. Kanka benim yani, aklım hala GTA. Yolda sokakta tek atar geçerim de. Yani sen Amerika'da olduğuna mı güveniyorsun? He? Evet. Sal yarın. Sen daha adam olmamışsın. Benim ağzımı zekediyorsun. Amını yarayım ya. Tamam. Furkan hemen. Niye Alkup TV saks hocası çıktı sen ya? Abi yok, benim oğlum, aklım şey hala GTA 6'da ya. Az daha şey yapacaktım ya. Tabii benim bilgisayar açar mı lan GTA 6'yı? Furkan senin 1660 bilgisayar var. Açar. Anasını bile siker. Harbi mi? Tabii oğlum. Yeni milli sorumuz GTA 6 açar mı? Bak GTA 6 sistem gereksinimini söylüyorum. Minimum 2080 minimum. Tamam mı? Minimum bence. 2080. Amcık benimki nasıl açacak? Oğlum düşük grafikte açar.
Pardon, o ortalama diyeyim. 2080, tamam mı? 32 GB RAM. Intel'den yürüyeceğim. Bak Intel'den yürüyeceğim. i5. Gerçi 2025'te çıkacak oğlum. Dur. 2025'te çıkacaksa bak. 3060, tamam mı? 12 GB RAM'li 3060 minimum bence. Oğlum bir şey diyeceğim, harbiden 2025'te dolar kaç olacak? 2023'ün başında kaçtı lan acaba? Kanka 6-7 falan. 6'dan 30'a çıkmış. 5 katı. Ananı... Oğlum işte 4'e oğlum, sonrası 2024... kaldı ya. Lan 2024'te de 5 katına çıksa 150 yapıyor. Tamam işte bir sıfır at. 150 ile 100'ü çarparsak ne olur 100 dolardan çıksa? Oğlum bir sıfırı atıyorsun. Oğlum sıfırı nasıl atacaksın? Sıfırı oğlum, götümüze mi sokacağız? Her %1 sıfır atılmıyor mu oğlum? Kanka get, eğer bu hızla devam ederse işte, GTA 6 15 bin lira olacak. Hayır oğlum. Götünün biliyorsun. Bak, reklam videosu çekiyorum abi. Sikim. Reklam videosu çekiyorum abi. Akşamki yayınımda bir yayıncıya ettiğim küfürler, hakaretler birilerinin bam teline dokunmuş. 35 yaşında adammışım, evliymişim, çocukluymuşum da bu küfürleri ederken utanmıyormuşum. Utanmıyorum. Az bile küfür ettim. Biz götümüzü yırtarken, ya bakın yapmayın derken, Kılıçdaroğlu adaylığını, yanında gezdirdiği Nurcu'yu, AKP artıklarını, efendime söyleyeyim, eleştirirken bize AKP'li, AKP'nin adamı diyen herkes bugün her türlü küfürü hak ediyor kardeşim. Bu kadar basit. Yani bu geldiğimiz konumda bile bunu anlayamıyorsanız hakikaten bu ülke boku yemiştir. Bugün bu gel, yani bugünün bilgisiyle geriye dönüp ya bizi durdurmaya çalışan insanlar, Kılıçdaroğlu'na karşı çıkan insanlar haklıydı diyemiyorsanız. GT6 izledik. Lan durun amına koyayım, izledik ya. Ve o zamanlar bize linç girişiminde bulunan insanları en ağır dille eleştirdiğimizde bize karşı çıkıyorsanız harbiden biz boku, yani boku yediğimizin garantisidir bu yani. Çünkü aynı şeyler tekrar yaşanacak. Yani şu andaki yönetimine bakıyorsun, CHP diyor ki hiç sorunu şeyde görmüyor. Bugün anayasayı değiştirelim diyen AKP artıkları ortaklarında falan görmüyorlar. Bugün... Çok acil Vıtçın hype dramasının ikinci partını bize atmanız lazım beyler. Ulaştırın moderatörler aracılığıyla bize falan. Eski günlerine döndürmeyin ha. Moderatörler aracılığıyla bize ulaştırın acil ha. CHP diyor ki, kardeşim diyor, biz diyor Kürt seçmeni küstürdük, onları bir kazanalım diyor. Gidiyor Pervin Çakar'ın elini öpüyor falan filan. Yani bugün bile... Anlayamıyorsanız Allah bizim belamızı vermiş. Ben bu insanları tabii ki söveceğim. Özellikle ben kelepçelenip karakola götürülüp AKP karşıtı söylemlerinden dolayı ifadeler verirken şurada 10 gün sonra Recep Tayyip Erdoğan'la benim mahkemem varken bana AKP'li diyorsa birisi, iftira atıyorsa onun anasına tabii ki söveceğim. Yani Twitter'da aman işte başına çok bir şey mi geldi, kendini nasıl mahvetti falan filan diyen insanlar. Ya tabii ki yani anonim isimlerinizle ve hesaplarınızla benim neler yaşadığımı küçümsemeniz, yaşadığım şeyleri küçümsemeniz çok basit. Benim karım 7 aylık hamileyken bu eve bomba arama ekibi geldi kardeşim. Bomba arama ekibi geldi. Neden? Çünkü ok troll orospu çocukları Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiğim için benim evim adresimi, numaramı tespit edip evime asılsız ihbarlarda bulunup polis gönderip duruyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Yani... Aranızda hiçbirinizin karısı 7 aylık hamileyken evine bomba arama ekibi hazmat suitle gelmeyecek. Tamam mı? Ben bunları yaşarken ekran karşısında götünü kaşıyan bir orospu çocuğu bana sen AKP'liydin diyemez. Diyemez. Derse ben onun anasına sövme hakkına sahibim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu da benim kişisel sinirim. Kusura bakmayın aga. Ben bir daha yayında götümü kaşımam mesela. Çok sövdü abi. Ekran karşısında götünü kaşıyan. Ben de arada kaşıyorum ya. Ona sövmedi ama. Ona AKP'li diyene sövdü. Tamam ben de götüm kaşıyım. Kaşıyıp AKP'li. He tamam. Ben anladın demedim. Anladın mı? Tamam anladım. Veya değil. V yani. Veya değil. V. Arada V var. Türkçe'ye doğru kullanabilir. Yani mesela. Heriflerin triplere tamam. Bak. Ali Kıran taşak kesen oldu. Paşam Twitch'in sahibi sanki. Noktayı yanlış mı vurguladım beyler? Bir yanlışlık oldu.
Paşam Twitch'in sahibi sanki. Hayatını kazandığın bir platform değil, senin malın değil. Sen nasıl yayıncısan ben de yayıncıyım. 10 kişi izlenen de yayıncı, 10 bin kişi izlenen de yayıncı. Bu kadar korkmayın yani. Bu bir tık olayı yanlış yere çekme ya. 10 kişi izlenen de yayıncı, 10 bin kişi izlenen de yayıncı. Bir tık farklı bir yere çekilmiş olay. Çok çok farklı yerlere çekmiş. Bir de alınmış bence yani. Ağır sıkarız suyunu sıkartırız evet. Bir tık. Bak burada bir şey söylemek baksana istiyorum. Tamam söyle bakalım. Yine ne sikim söyleyeceğim. Bak Ferit Villis Katır Karakaya abim. Herhangi bir şekilde hiç kimseye hedef göstermeden Tanın yazı Sakso yazmış. Tanın Sakso başladı. Bak. Hiç kimseye evet hedef göstermiş mi? Yok. Evet. Burada üstüne alınmışsa bak. Daha ama devam etseydin amına koyayım. Önceki oğlum senin sesin beni bastırıyor. Öncekine bak 787 like. Diğerine bak 1000 like. Bin biri 15.000 görüntüleme, biri 45.000 görüntüleme. Bilmem anlatabildim mi yani. Doğru. Devam et. Onlar burası soğuk. Nerede tane anlattı beyler anlayamadım. Kim ne anlatıyor hocam? Özet geçecek, şey geçecek var mı? Özet geçecek. Seni sallandırırım, dikerim, oturturum. Oğlum Kemal çok uzun cevap vermişsin amına koyayım ya. 6 dakika. Burkan bunun özeti var mı ya? Ondan sonra Kemal'e. Ondan sonra Kemal'e geçelim. Ne? Bu bitti mi? Attığım fotoğrafların bitti galiba. Fotoğrafların hepsini açtım. En son işte ağır sağır sıkarız suyunu çıkartırız. Doğru. Tamam. Doğru aç. Bu çok uzun yok mu bunun özeti ya? Kanka bence dinleyelim ya. Yatolu şu ben, video aralarına ben sokacağım harbi aklıma alıyorsun AMK. Kafada ufak bir hesap yaptım. Nerede en yüksek sesli var? Şurada var. GTA 6 izledim hocam. Beyler. GTA 6 izledik ama koyayım ya. İzledik hoca sikeceğim GTA 6'yı şimdi. Kemal GTA 6 oynamayacağım dedim. Bak işte. 6 falan demedim abi. Sayı vermedim pardon benim hatam. Sayı vermedim. İnsanlara ben dedim ki arkadaşlar ben 35 yaşında GTA 5 playlist oynayan bir yayıncı. Burada bana mı laf var? Ben 37'ye giriyorum çünkü. Bu kime? Önce muhatabını söylemen lazım. Bunlar ben o gün çok ağladım. Hayır. Ben 35 yaşıma geldiğimde GTA oynadığım zaman bir sıkıntı mı olacak? Ben kendimi kötü hissetmeliyim. Herkes özellikle yayıncılar bu konuda kar tanesi olduğuna inanıyorum ben. Herkesin nasıl yani? Kırılgan. Çok çabuk kırılgan. Abi, çok Cemal Süreyya ağzıyla bak, konuşuyorsun bu arada. Ben işte yayıncıların kar tanesi olduğuna biraz inanıyorum falan. İnanmıyorum tarz şeylere. Ya tamam şöyle düşün abi. Ben kendi kariyerimle ilgili ve kendi yapmak istediğim yazı yazmasına şeylerle ilgili bir şey söylüyorum. Ve kafamda bir 35 yaş planı kurmuşum. Ve bu planın içinde GTA 5 oynamak yok. Aynen, playlist ya yapmak yok. Çünkü diyorum ki 20'li yaşlarda belli bir kitleye hitap ederken ve benim kafa yapım da o tarzayken 35'lerde olma imkanı yok. Çünkü her insan normalde değiştiği gibi bizler de değişiyoruz. Ama bizim değişimimiz sosyal medya önünde ve ekranlar önünde olduğu için insanlara biraz şey gibi geliyor. Bak orospu çocuğu nasıl değişti gibi geliyor. Ama aslında arada 7 yıllık bir süreç var. Yani ben onu 6 yıl, 5 yıl önce yapmışım, 7 yıl önce yapmışım ve bugün yapmak istemediğimi söylüyorum. Ama buna tepki alıyorum. Ama aslında beni izleyen insan da değişti. Bilmiyorum ki kime laf attığını bilmiyorum. 35 yaşında kim GTA oynuyor? Edren mi oynuyor? Tepkiyi gören ben oluyorum. Yani herkes o gece bunu laf atmamış. Bunu dediği yayının bunu söylediği şeyin gecesinde Tuğkan abi şey oynamış ya GTA 6 GTA 5 oynamış ta playlist oynamış. Bunu dediğinin gecesinde. Bir sakin olun şöyle, bak. Bunun dediğinin gecesinde. Tamam. Hocam şöyle bir şey söyleyeceğim. Kemal amına koyayım. Söyle abi buyur. Bak Kemal bunu söylediği günün aynı gecesinde videoyu editlemiyorlar anladın mı? Kemal söylüyor aradan bir iki gün geçiyor sonra paylaşıyorlar. Yani tamam kardeşim. Sonra Tuğkan abim her zaman haklıdır. Nokta. Sikleri gidi amına koyayım. Ne anlatıyor? Sen burada kimseye bir tepki göstermiyorsun. Yok ben kendimle tamamen ilgili bir şey söylüyorum. Tamamen kendi için konuşuyor. Biraz ya, da ben 35 yaşında böyle olmak istemiyorum. Aynen. Ya. Ama bu bir tercih. Hissiyatı. Bak şunu bir de girişinde şöyle bir şey diyorum. Hani bizde crop muhabbet çok olur ya. Yayında çünkü 6 saat konuşursun. Orada 15 saniye bir şey söylersin ve o kesilir yanlış anlaşılır. Cropsuzu izledik geçen. E tamam işte şöyle diyorum başında bile konuşmanın. Bu, hani herkesi tenzih ederim. Diğer yayıncılar aman alınmasın crop diye. Crop kesmek arkadaşlar hani. Crop kesmek. Mesela yani sen işte Allah'ını seversen kısmında kesiyorsun da bir şeyler oluyor ya Efe. Oh kesme olayı o yani. Yanlış yerde kesip yanlış yerlere crop çekme kıyafeti olayı yani. Oh crop kıyafet tabi de. O mesela Mustafa Sarıgül diyor ya. O Sanur Allah'ını seversen diye başlıyor ya. Orada yanlış yerlerde kestiğinde yanlış kısmındaki yanlış yerlere çekiliyor. Olay o işte yani. Giriyorum.
konu. Videonun sesi full lan. Ve sonradan bu cümleleri kuruyorum. Ama tabii ama sosyal medyaya croplanıp atıldığı tabii, için klip olarak. Öyle anlaşılıyor. Peki bir şey diyeceğim, yani o zaman bir mental yorgunluk mu var? Abi mental yorgunluk geçmişten kalmış. Baydın mı artık bu işten ya? Ya şöyle 5-6 yıl boyunca sürekli Prime'da tutmak çok zor. Hele ki Twitch yayını canlı olduğu için siz daha iyi biliyorsunuz. Yayınıma bugüne kadar 3 saat 4 saat katıldınız. 2 kere katıldınız değil mi? Tam böyle Prime dönemde bir de o katıldığınız zamanlar. Nasıl yorucuydu abi? Bir düşünün. Yaptığımız senin yayını... açından yorucu olduğunu biliyoruz. Çünkü mesela sen bizi mesela yani yok etsen bile o an daha doldurman gereken bir 90 saat yayın var ya. Heh. Ali ile Mesut için o yayın paha biçilemez bir ana dönüşüyordu. Evet. Biz geriye dönüp hayvan gibi izliyoruz özel hala 3-4 saatte. Senede bir kere yaptığımız için biz anlayamayız bu dediğini. Ya benim için de özel bir yayın gibi bir şeydi ama şu basitçe görülüyor yani. Gelip yayına 3 saat konuşmak, hepsinin canlı olması, bir hepsinin süzgeçten geçiyor olması ve bunu prime tutmak, bir de Twitch'teki yani insanlar oyun oynayıp bu saati doldurabiliyor ama bende oyun da yok. Yani ben insanlara güzel bir oyun sergileyemiyorum da. Ya komik olmam lazım, eğlenceli, hareketli. E buna haftada 5 gün yapıp üstüne bir de ayda 90 saat, 100 saat yapınca tabii ki 6 yılın sonunda hadi bunun 4 yılı prime diye düşünelim. 20 bin, 30 bin ortalama. Bir de pandemi de ben 40'lar, 50'ler, 100'ler orada bir sapıttım yani. Seni anlamaları için ne yapmaları lazım biliyor musun? Ne yapmaları lazım? YouTube videosu çekiyorsunuz ya, her hafta veya 2 günde bir YouTube yorumlarına cevap vermeniz lazım. Ayrı bir video çekmeniz. Hepsine tek tek, aynen tek gibi. Tek. Çünkü bizim olayımız o. Yorumlara sürekli aktif olarak canlı bir şekilde cevap vermek, onu alttan alarak konuşmak, pozitif bir şekilde cevap vermek ve bu da mentali çok yoruyor. Alttan alarak konuşmak, o sırada Jaren anasını siktim diye giriyor ya, biri donate atıyor, soru soruyor, senin de ananı siktim diye giriyor ya, alttan almak o klas herhalde. O, devam edelim bugün arkadaşlar. Bence IRL tarzı, biraz daha performansa dayalı yayıncılar için en önemli şey, her kitleye de kendini kabul ettirmen lazım ki geneli izlesin. Aynı chat'in tarz. Bütünlüğünde o senin kitlenken biri işte bilmem ne partili olabilir, diğeri bambaşka bir görüşte olabilir, biri başka, biri dinsiz olabilir, biri dinine çok bağlı olabilir. Orta ama hepsi o ortada buluşup o mizahı yapmak için o chat'te bulunuyor ya. Ve bunun hepsinde orta noktasında senin olman lazım. Onu da kırmayacaksın, onu da kırmayacaksın. Aman oraya dokunma. Ama bu sefer de 6 yıl, 5 yıl boyunca kendi oluşturduğun dışarıdaki arkadaşımla sohbetimden, muhabbetimden bu sefer farklı bir personada linç yemeye de başlamıştım mesela. Bu kadar köşesiz olunmaz. Bu kadar. Yani ne yapsam zaten yaranamadığım bir evreye girdikten sonra 6 yıl sonra dedim ki selam. Artık yeni hoş gençler kardeşim. Çıkıyor. Eray var. Yani bir sürü başarılı yayıncı var. Sikerim, hepsini tek tek kimi saymaya banlıyorum? Gerek yok. Hatta bunu güzel bir şekilde ilerleten de var. Dedim artık benim kendi geçmişte hayallerim de vardı. Şu an bence gücüm de var bunun için. Ama bu şey değil. Parasal bilmem ne falan değil. Mental olarak yani. Bir şeyler yazıp çiziyorum, artık müzik yapıyorum. Biraz buraya döneyim. Bunu yapayım diye bir açıklamaydı. Ama şu demek değil bu. Ben ne dedim o konuşmada? Ama bizi tehdit eder gibi söyleme. Hayır abi. Ben o konuşmada dedim ki GTA 5 oynamayacağım. GTA 6 çıkıyor biliyorsun her yıl. Ha bu biraz daha okları üstüne çekiyor çünkü burada şöyle bir iddia atmış oluyorsun ortaya. Ben beni ne eğlendiriyorsa, gönlümü ne iyi ediyorsa onu yapmak yerine size bir iddia ile geliyorum. Bunu yapacağımı göreceksiniz ve artık yapmadığım şey de haftalar oldu. Bak yaptım ama sebebi şu. Mesela Twitch'e girişim de benim öyle. IRL yapıyorum, müzik yapıyorum, hiç sevilmiyor, deli gibi linç yiyorum. Ben de şunu yapıyorum. Ben hiç saygımı bozmayacağım, kimseye bir şey demeyeceğim ama göreceksiniz. Ya çünkü benim kafamın çalışma sisteminde bir şeyler yapabilmem için benim biraz kam... Evet, saygımı bozmayacağım. Beni almadın. Anasını siktim. Girox mirox falan filan falan. Konuşmam da lazım. Yani zaten perfect. Konuşayım dedim beyler, çok yorulduk amına koyayım. Videoyu izlerken böyle konuşmayınca yorulduk. Konuşmamız gerekiyor. Eğer yaşıyorsan dur, bunun bir üstte hiçbir zaman gözükmüyor. Ama biraz düşüş yaşadığında o bir üstte çıkmak insanların gözünde aa evet, hani sıçmaya başlamış da etkinden toparlıyor. Şey, imajı bile bana güzel geliyor. Ve aynı zamanda benim de... Sen rockstar olmak istiyorsun ya açık açık. Abi rock... Ya bugün onu arada düşeyim bayılayım, arada ayılayım beni çok sevsinler. Teoman arada müziği bırakayım falan istiyorsun. Ben şey değinmek istiyorum mesela. Ferit dedi ya az önce mesela işte kalkıp o YouTube yorumlarını işte sabahtan akşama kadar yorumlamak vesaire, o chatte akan şeylere teker teker cevap vermek vesaire. Biz de mesela bir pazarımızı ona ayırıyoruz. Diyoruz ki yapıyor musunuz YouTube yorumlarına cevap vermeyi, yalan soru olmasın. Cevap. Kesinlikle ben yapmıyorum ama abim seviyor. Ben sabah kalkıp o yorumları tek tek cevaplamaya bayılıyorum. Neden? Çünkü yani ben onu bir iRobot olarak görmüyorum. Yani bir insan kalkmış bana bir kelime güzel bir şey yazmış ya da bir paragraf kötü bir şey yazmış. Bakıyorum, analiz ediyorum. İkimiz için bir yol güzergahı belirliyorum. Yani abi şöyle oldu böyle oldu vesaire falan filan, sadece iyileri almak değil kötüleri almak mesela da okey. Mesela ben okuyorum bazen sadece, ya hepsini okuyorum muhakkak okuyorum da bazen onun profiline giriyorum, yorumları açıyorum, adam bir şey demiş, bir eleştiride bulunmuş, sabah 7.30'da şöyle bir yorum gelmiş ondan. Ne diyorsun lan sen? Hayır, bazen ne diyorsun lan sen, geliyor. Kendi hesabından yapıyor bir de bunu, duruyor orada. Bazen de Ferit sana yemin ediyorum bir sayfa yazı yazdığım oluyor. Bazen evet. Hiç üşenmiyorum. Şunu soracağım. Evet oğlum.
Bir şey demek istiyor mu? Üzgünüz. 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 Ne diyeyim abi, üzgünüz. Kanka bana bize tatmin edici geldi ya. Bize ne? Bize ne? Kemal yine boş atıyor. Yok abi, adamın hayalleri olabilir. Yok, gidip, hayır hayır. Adam gidip haklı. Fıstık kanka, gibi bir kariyer planlamış kendine. Müzisyen olmak falan filan kariyeri fıstık gibi planlamış ki şu an hype olan Çakal'la başladı bu olaya tekrardan. Çakal hype. Kemal'in de çok güzel bir oldu bence. Elindeki dildo mu? Çakmak. Kullanmayayım bunu. Yani Kemal çok güzel yapmış ama Kemal'in o konuştukları yanlış yerlere çekileceğini bence Kemal de bilmeli, biliyordur. Yani ben 35 yaşında Twitch'te GTA 5 oynamam falan filan. Bunlar yanlış yerlere çekilir. Kendi de bunu ya, tahmin ediyordur. O yanlış. Bir tık bence o yanlış. İlk duyduğunda itici, ya herkese bana da itici gelmişti ilk duyduğunda. Ferit tweet. İlk duyduğunda itici geldi ama açıklaması tatmin edici bence. Adam ya, yani sonuçta bak, kendi hayata. Tabii ki adam kimseye de dememiş. Yok. Kimseye dememiş kanka. Dememiş zaten, doğru. Oğlum bunun neyine tweetine bakayım? Ebeğini DC'ye almadın ah be abi. Ya bunun neyine tweete bakayım? Anlamadım ki amına koyayım. Bana niye bunu baktırdınız amına koyayım ya? Bunu yorumlat oğlum. Ben alayım mı? Gel abi ben alayım seni. Ya da sinirli beyler sonra o, bu adamların zaten dilinin kemiği yok. Anabacı yapar sonra aramız bozulur amına koyayım. Dolu bir dis at be. Yok hoca ya. Ya amına koyayım he. Ya Twitch'te herkes anabacı yapıyor. Korkuyorum beyler. Birine sallamaya korkuyorum ya. Anabacı yaptım. Ondan sonra kavga kim kimi şey yaparsa döverse amına koyayım. Yakup TV'ye salla. Yakup TV Türkiye'nin bir... Selamünaleyküm beyler. Bayanlar. Selamünaleyküm beyler. Zelda'nın Impia draması. Bunu da bonus olarak attım. Bu bir daha mı şarkı çıkarttı? Bir tane yaptı, merak etti diye. Bir daha mı yaptı? Denemek için yapmamış mıydı? Olmayınca yapmaması gerekmiyor muydu kanka? Denemek için değil miydi o? Niye bir daha yaptı? Allah Allah, kafam çok karıştı şu an. Neyse. Dinlesek mi? Dinleyelim. Bize de makara çıkar. Uğraşmam senin pusikara. Yine blackjack elimde sigara. Pusikara mı dedi? Evet, öyle dedi. Bu sigara dedi, bu sigara. Bence bu sigara dedi. Uğraşmam daha senin bu sigara. Denemek için yapmamış mıydı? Olmayınca yapmaması gerekmiyor muydu kanka? Elimde sigara daha? Senin bu sigara. Allah Allah. Neyse. Dinlesek mi? Dinleyelim. En başa sarmışım ama. Bize de makara çıkar. Uğraşmam senin bu sigara. Bu sigara. Senin bu sigara. Bu sigara. Sikri seninle anlatacağım. Senin bu sigara. Senin sigara mı dedi? Ama kara aynen. Demek. Oğlum daha ne diyorsun ya? Ya daha hop. Şap deplasmanda oynamayın. Tövbe oğlum. Böbreğinizi alırlar. Bak de böbreğinizi alırlar. Sabah böbreğini. GTA 6 ya yayınlamış bu. Sikeceğim. Şurayı okumuyorsunuz beyler. Bana da bakın amına koyayım. Şurada görmüyorsunuz mu ya? Benim seni bu şekilde hakaret mi ediyor bir de bir şarkıda? GTA 6 yayınlamış. Ay. Bayağı uğraşmış ya şarkı için. Herhalde flörtüyle sexting yaparken oradan kelime alıp şarkı çıkartmakta moda oldu. Bayağı uğraşmış yani. Karşısında çocuk daha çok uğraşmıştır. Neyse. Hayır, Epinofa'yı... Furkan benim yeni meme'i gördün mü? İzle seri yandan. İzliyor musun? Nerede? Diğer bilgisayarı izliyor musun şu an? Aç, aç, seri, seri. Paki edition, paki edition. Devam ediyorum videoya. Gerçekten gündemi böyle iğrenç. Abi ben Minpea'nın yayınına insanları alıp zorbaladığını, insanları tehdit ettiğini duydum. Bak ben hiçbir zaman hiçbir yayıncı hakkında kötü bir şey söylemedim. O videoyu izledim Minpea'nın yayınında insanlara yaptığı zorbalığı. Yayında hiç acımadım. Açtım ağzımı, yumdum gözümü. Hiç de umurumda değil. O günden beri iğreniyorum o kızdan. Zorbalık yapan herkesten iğreniyorum ama bu kız ayrı bir zorba yani gerçekten. Erkekleri de zorbalıyor, kızları da zorbalıyor. Kızları yerip kendisine pikmilik de yapıyor. Bana pik mi diyenler gerçekten hiç mi görmedi bunu Twitch'te ya? Gerçekten mi ya? Gerçekten inanılmaz. Pikmin'in tam karşılığı nedir Furkan? Sen biliyorsundur. Pikmin'in tam karşılığı. Ya ilgi ver işte bana. Ha, bana ilgi ver. En ilgili benim diyor. Bana ilgi şarkı, ver. Şarkı nasıl? Ümpiyan'ın şarkısı. Şarkı... Çok iyi. Bak kız bir hata yapmış bak, olabilir. Bak çocuk bir hata yapmış olabilir. O günden beri çatı çıkmıyor. Şu an Türkiye'nin bir numaralı oynayan oyuncusu. Bir numaralı futbolcusuna. Ya saygı dur. Ya keşke Furkan Töre. Nimpea. Alizade'yi geçer mi? Yok. Oğlum geçmiş bile lan, geçmiş bile yani, geçmiş anladın mı? Geçmiş. GTA 6 fragmanı sikeceğim şimdi yanlamasına sokacağım götürüze. İzledik amına koyayım. Şurayı okumuyorsunuz beyler ya. Gözünüzün yağınıyım, şurayı okuyun ya. Ya ben anlamam çok. Bir düşüncem var mı bu durum hakkında? Üzgünüz. Pusikara demiş.
Üzgünüz. Bize ne? Bize oğlum, ne? Ya bize ne? Bir şey demiyorsun ki ama. Ya bize ne istiyorsun ki? Dur hacı dur. Bak şimdi. Dur hacı dur. Türkiye'nin bir numaralı politik yayıncısı. Bir numara. Bak şimdi Burkan tutarız. Bize biliyorsunuz 1961 80'li yıllar arasında şey Almanya onun için. Şey bize ne kendiyor kardeşim bak ya. Zaten sinirliyim bu akşam çok sinirliyim. Alamazsın kardeşim. Sinan ya çok sinirliyim. Parça kopartamazsın. Piyango vuracak piyango. Şundan dolayı. Piyango vuracak. 1991 yılında. Şunu bir saniye kopya. Beyler bir saniye bekleseniz ya. Şunu bir meme paketine koyayım dümenden. Furkan hemen sen de o sırayı yorumla. Furkan seri yorumla bu olayı yorumla. Kanka neyini yorumlayayım? Yarram bana ne soruyor? Bana ne oğlum? Sen yorumla. Bize ne? Senin yayının. Bize ne? Bize biliyorsunuz 1961 80'li yıllar arasında Ha tamam bir daha söyle. Tukan abimle ilgili bir şey ya, varsa Tukan abi ne yaparım. Alaka? Ne anlatıyorsun ta? Sen de nereye sakso çekeceğini şaşırdın ha. Bize ne? Ne oluyor lan? Tamam tamam ayarlı. Şimdi hocam bu konu hakkında yorumlarımızı dile getireyim hemen. Hatta bir görüntüyü de açalım hemen. Bize ne? Biz... Evet arkadaşlar, bize nasıl yapacağım bunu? Tolu hocam senin abi. Twitter açıklamaları böyle mi oluyor? Ne olmuş amına koyayım? YouTube Shorts atmışsın. Ne attın hoca? Tolu'nun görüşleri kaçıranlar YouTube'a geldi. Herkes merak ediyor. Gay sevişme. Niye buraya geldim? Burada yazı yazabiliyorsunuz beyler. Daha önce yazdığımda Türkiye birincisi olmuştum bu arada. Evet. Furkan bak. Amını siktim seni ya. Abi bu arada bir şey diyeceğim. Yıllardır bu yayında beklediğim shorts buydu. Evet. Tabi. Kap deplasmanda oynamayın sen. Tövbe oğlum. Böbreğinizi alırlar. Bak de böbreği. Deplasmanı çıkmış izledin mi? İzlemedim amına koyayım. Siktir git. Hocam şimdi bu yorum hakkında... Şarkı insanlar ya zaten çok uzun bir süredir eline mikrofon alan şarkı yapıyor. Bence insanlara hedef göstererek şarkı yapmalarını eleştirilmemeli bence. Çünkü insanlar zaten yani mesela benim en son şarkı beklediğim tamam, insan Tuna Tavus amına koyayım. Tuna Tavus şarkı yapmış geçen. Evet herkes şarkı yapıyor. Ya Tuna Tavus kalıplı bir insan olduğu için sesi kalın. Sesi kalın bariton olduğu için şarkı yapılmaz mesela. O adam millet yani eline mikrofonu alan artık hocam, şarkı yapıyor. Hocam Masakaya Dis mi geldi? Lirikler Masakaya çok iyi kanka. Bize ne? Bize ne? Onun dışında sen de ben yapmam. Açık sözlü ol. Hocam ne hakkında konuşayım ki? Burada şahsi bir şey... Ya burada şahsi bir şey var bence ya. Yani aralarında şahsi bir durum var. Abi ben sana katılıyorum bu konuda. Ben çünkü bir şey yani... Niye? Nimpia'nın şarkısından çok Nimpia'nın karakterine, kişiliğine sövülmüş bence burada. Şarkıdan çok. Hani pick me diyorsun, pick me demiş işte sexting yaparken şarkı yazmış falan. Senin de şarkın var. Ya ben Fatih'e götten bastım falan filan. Gerçekleri anlatıyorum ben. Gerçeklerden bahsediyorum ben. Burada... Şahsi bir şey olabilir ama bazı fikirleri de doğru bence ya. Ama bak şöyle de bir şey var. Zorbalık olayları ben de mesela var. Zorba olduğunu ben de düşünüyorum. Evet zorbalık ama olayları bak... O videolar kötüydü ya yani. Şey adına. Karakteri adına bak... kötüydü. Şahsi bir şey var mı bilmiyorum. Beler. Ta ne anlatıyorsan bize ne? Tukan abi. Bize diyorsunuz 1960. Lan. Objektif yorum yapacağım bak şimdi. Kız diyor ki o olayları öğrendiğimden beri bu kişiliği. Bize diyorsunuz 1961 80'li yıllar. Ta var ya o ta kadar ta o kadar ya iyi noktalar. Doğru diyor bana doğru. Mim basma da mikrofonumu kapattığını görsünler. Ben de mim basıyordum o sırada amına koyayım. Reklamda niye Sinan Engin var? Reklamda mı? Ha pardon. Azdım ekranı değiştir GTA 6 izledik hocam GTA 6. Çok güzel bir yorum yapacak. Ha hadi söyle yorumunu lütfen söyle insanlar merak ediyor. Cidden basmayacağım. Vallahi basmayacağım hadi lütfen. Bak ne diyecektim biliyor musun? Diyecektim ki sen birinden nefret edersen gidip de olur diyor. Hı hı. Hı. Gelmişe gitmişe girince o obezliğinden dolayı bir şey diyemiyorum. Yani görsem seni yolda sokakta tek ya. Atar geçerim de. Yani sen... Furkan seni görsem sokakta tek atar geç. Yüksek ihtimal tamam da. Ya burada işte çok sert sallanmış tamam. Nimpia'nın zorbalıklarını falan filan herkes biliyor zaten. Videoları yayınlandı. Onlara sallanabilirdi ama daha da sert sallanmış bence. Aralarında özel bir şey var. O yüzden çok konuya girilmemek lazım bence. Ama eline alan eline mikrofon alan şarkı yapıyor zaten. O yüzden o zaman sıradaki fotoğrafa mı geçelim? Ramazan